Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fusion'da çizim ve katı tasarım eğitimi vereceğiz. Ben ve Metehan, ben Safa, makine ikinci sınıf öğrencisiyim. Metehan da ben tasarım kısmını anlattıktan sonra assembly kısmını anlatacak ikinci kısımda. Ses yok mu? Aşağı. Sesin geliyor mu? Selam arkadaşlar. Bugün Fusion'da kusura bakmayın, şeyde yayında biraz gecikme var. Onun için koordinasyonu tam sağlayamadım. Ben ilk kısımda size katı tasarım ve işte sketch araçları ve diğer katı tasarım araçlarını anlatacağım. İkinci kısımda ise Metehan assembly komutlarını ve motion link gibi araçları anlatacak size. Bu katı tasarım araçlarını anlatmak için beraber bir şey modelleyelim diye düşünmüştük. Bugün sizinle beraber bir pervane fırlatıcı modelleyeceğiz. Gördüğünüz üzere birçok farklı parçası var. Pervanenin kendisi, pervanenin üstüne oturduğu yuva, fırlatıcının gövdesi ve iki farklı dişli gibi birçok farklı parçamız var. Bunları şimdi sıfırdan beraber modelleyeceğiz. Tabii öncelikle hani pervanenin şeyine geçmeden önce, alt parçalarına geçmeden önce Fusion'ı beraber tanıyalım. Fusion aslında bir platform ve birçok farklı aracı sahip bir platform. Biz bugün katı modelleme ve çizim araçlarını kullanacağız. Gördüğünüz üzere Fusion'u açtığınız zaman önünüze böyle bir ekran geliyor. Burada farklı tabler ve işte erişebileceğiniz kısımlar var. Öncelikle şeyden bahsedeyim. Burada data panelimiz var. Burada farklı takımlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İçinde bulunduğunuz takımın alt projelerini görüntüleyebiliyorsunuz. Dosyaları görüntüleyebiliyorsunuz. Aslında dosyalar arası geçişi bu panel sağlıyor. Burayı kapattığımız zaman tekrar şuradan erişebilirsiniz. Burayı kapatalım. Şimdilik ihtiyacımız yok buna. Hemen yanında dosya komutlarına erişebileceğiniz buton var. Buradan işte yeni design açabilirsiniz. Yeni çizim açabilirsiniz. Farklı dosyaları açabilirsiniz ve dosyalara yani dosya yönetimine dair araçları burada görüyorsunuz. Burada kaydetme butonumuz var. Şimdi aslına bakarsanız şu an önünüzde duran kısım boş bir uzay. Ve merkezinde de bir orijin var. Bu orijinden iki tane eksen çıkıyor. Burası X ve Y eksenleri. Bu X ekseni kırmızı olan, yeşil olan da Y ekseni. Biz katı tasarım yaparken
Aslında öncelikle iki boyutlu profiller oluşturuyoruz. Yani kapalı alanlar oluşturuyoruz. Daha sonra bu oluşturduğumuz kapalı alanları katı tasarım araçları kullanarak birbiriyle ilişkilendiriyoruz. Şimdi öncelikle sketch'ten bahsedeyim. Yani çizim oluşturma bu create yukarıdaki bu sekmede sol taraftaki işte bu create bölümünde şu create sketch olarak görünen şeyde en solda oluyor başlangıçta. Siz eğer düzenlemediyseniz bu sekmeyi burada en solda oluyor. Bunun üstüne tıkladığınız zaman sizden bir iki boyutlu düzlem seçmenizi istiyor. Şu an uzayımız boş olduğu için bizim seçebileceğimiz ve yeni bir düzlem tanımlamadığımız için seçebileceğimiz 3 tane şey var. Düzlem var. Bu ön düzlem işte yukarıdan baktığımızda yukarı düzlem ve sağ düzlem şurası. Bunlardan bir tanesini seçebiliriz. Mesela ön düzlemi seçelim. Şimdi seçtikten sonra çizim ekranında hareket etmeniz gerekiyor. Hareket etmek için de mouse'unuzu ve klavyenizi eş zamanlı olarak kullanıyorsunuz. Mouse tekerleğini sadece basılı tutup hareket ettirirseniz, sürüklerseniz kamera açısı değişmeden şey yapacaktır. Hareket ettirecektir sizi. Eğer shift'e basılı tutup kamera tekerleğini basılı tutup döndürürseniz kamera açısını değiştirecektir sizin için. Bu ikisini kombinleyerek uzayda hareket edebilirsiniz şöyle. Yani kamera açısını değiştirmek için shift ve kamera tekerleği ve sonra kamera açısını değiştirmeden hareket etmek için pen hareketi için işte sadece mouse tekerleğini basılı tutup hareket ettiriyorsunuz. Şimdi biz çizimimizi ön kısmı açmıştık ama kamera açısını bozduk. Bunu düzeltmek için sağ üstte bir tane kübümüz var. Ana görünümlerin üzerine yazıldığı bir kübümüz var. Bu ana görünümlerin üstüne tıklarsanız, mesela front, right, top var. Biz ön kısmı açtığımız için front'u seçeceğiz. Üstüne tıkladığınız zaman sizi ön görünüme yönlendiriyor. Mesela aynı şekilde arka görünüm isteseydik, kamera açısını değiştirdikten sonra kübün istediğimiz yüzünü görüp üstüne tıklıyoruz şöyle. Buradan yine 90 derece çevirebiliyorsunuz görüş açınızı. Ama sizin isteğinize kalmış. Biz çizimi önde açmıştık. Şimdi çizim açmayı, yani iki boyutlu bir düzlem üzerine çizim açmayı öğrendik. Bu sketch'i şimdilik bitiriyorum. Şimdi şeye geri dönelim. Çizeceğimiz parçaya geri dönelim. Bu parça oldukça basit bir parça. Temel komutları size gösterebilmek için bunu çizmiştik. Şimdi bu parçayı oluştururken önce bir profil oluşturup bu profili katı hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için kullandığımız en temel araçlardan bir tanesi extrude aracı. Bu aslında üretimde yere olan bir isim. Ekstrüzyon aslında bir imalat tekniği. Bu profili alıp belirli bir uzunluk kadar çekip onun katı hale dönmesini sağlıyoruz gibi. Şimdi hemen birazdan göstereyim. Bu dediğim şey şu şekilde oluyor. Şimdi mesela şuraya kapalı bir profil çizersek, kapalı bir profil çizmek için yukarıda işte çeşitli araçlarımız var bu sekmede. Bunları mouse'unuzla üstüne gelip seçebilirsiniz. Ama isterseniz klavyenizde S tuşuna basıp burada aradığınız komutun direkt ismini yazabilirsiniz. Mesela kullanabileceğimiz araçlardan bir tanesinin adı çizgi aracı, line.
line yazdığınız zaman, hatta direkt li yazdığınız zaman şu aşağıdan seçebilirsiniz. Şimdi mesela biz kapalı bir profil çizeceğiz. Şey bakalım. Ölçüleri de 70'e, şurası 20. Şu şekilde verelim. Çizgi komutunda çizgi çizmek için seçtikten sonra sol tıklıyorsunuz. Sol tıkladıktan sonra ilk çizginin ilk referans noktasını koyuyor. Çizginin bir ucunu koyuyor. Sol tuşu bırakıp tekrar bastığınız zaman da, yani herhangi bir başka bir noktaya bastığınız zaman da ikinci noktasını oluşturuyor ve böylelikle çizgi tanımlanmış oluyor. Ama tabii çizimde şöyle bir olay da var. Kısıtlanma denen bir olay var şeyde, çizimlerde. Yani çizim siz her ne kadar koyduğunuz yerde kalıyor gibi görünse de kısıtlı durumda değil. Yani eğer siz bu çizginin noktası üzerine gelirseniz ya da çizginin gövdesi üzerine gelirseniz ve onu sol tıklayıp bir şekilde oynatmaya çalışırsanız çizginin hareket edebildiğini göreceksiniz. Bunun sebebi bu çizgiyi kısıtlandırmamış olmanız. Ama kısıtlandırma aracımız var. D'ye bastığınız zaman klavyenizde, D'ye basarsanız Sketch Dimension aracını size veriyor. Yukarıdan da seçebilirsiniz şuradan. Bu Sketch Dimension'ın aracının özelliği çiziminizdeki değişik elemanların orijine ya da başka elemanlara göre konumunu tanımlamanız. Mesela şu orijine göre şu çizginin bir ucunu seçeyim. Önce orijini seçtim. ESC'ye basarak seçimi kaldırıyorum. Önce orijini seçiyorum. Şurada ufak bir morlukla gösteriyor. Şunu seçtim. Sonra çizgimin bir ucunu seçiyorum. Maviyi seçmemeye dikkat edin. Mavi olarak highlightladığı zaman, mavi şekilde böyle gösterdiği zaman çizginin gövdesini size işaretliyor. Ama siz şu şeyi seçeceksiniz. Uç noktayı seçeceksiniz. Seçtiğiniz zaman size uzaklığı bir şekilde belirtmenizi istiyor. Mesela ikisinin en kısa uzaklığına yakın bir noktada tuttuğum zaman ikisi arasındaki en kısa uzaklığı bana ifade etmeye çalışıyor. Ama eğer mesela ikisi arasındaki yatay uzaklığı, yani x eksenine göre paralel olacak şekilde yatay olan uzaklığı söylemeye çalışıyor. Ya da dik olarak daha yakın tutarsanız, yani dike paralel bir çizgi üzerinde olacak bir şekilde konumlandırırsanız bu sefer de dik uzaklığı size ifade ediyor. Biz mesela dik uzaklığını verebiliriz. Şu şekilde. Ama tabii şimdi çizmemiz gereken obje şu şekilde. Ama burada extrude aracını kullanırken bu profili yandan çizerek başlayabiliriz. Şöyle şu şekilde. Bir tane çizelim. Line koydum. Sonra bir tane daha line koyuyorum. Sonra bakıyorum. Şu şekilde gelmiş. Sonra çapraz gitmiş. Sonra düz gelmiş. Dikkat ederseniz mavi olarak kimisi siyah olarak kalırken kimisi mavi olarak görünüyor. Bu kısıtlanma olarak bahsettiğim durumda eğer siz çizgiyi kısıtlarsanız mavi olarak görünüyor. Mesela şurada küçük bir sembol var. Bu küçük sembol kısıtlandırma sembollerinden bir tanesi. Yataylığı sembolize ediyor. Üstüne tıklarsanız mavi şekilde highlightlandıktan sonra bunu silebiliyorsunuz. Klavyenizdeki delete tuşuna bastığınız zaman. Bastığınız zaman artık onun yataylık kısıtlamasını kaldırmış oldunuz.
Bunu sonradan yukarıdaki sekmede constraints kısmı var. Burada çeşitli kısıtlandırma araçlarımız var işte. Bunlardan bir tanesi de horizontal vertical. Bu dikeylik ve yataylık kısıtlaması vermenizi sağlıyor. Bizim şu an bu çizgi için istediğimiz şey tam da bu. Bu aracın çalışma şekli şöyle. Eğer çizginiz yatay olmaya daha yakınsa onu yatay hale getiriyor. Eğer dikey olmaya daha yakınsa dikey hale getiriyor. Mesela şu şekilde göstereyim. Şu çizgiye dikkat ederseniz bu çizgi y eksenine göre yani şu anki koordinat sisteminizin konumlanmasına göre dik olmaya daha yakın. Eğer ben bu aracı kullanarak constraint aracını kullanarak bu çizgiyi seçersem bunu dik hale getirecek. Gördüğünüz gibi. Şimdi çizgileri çizerken ben yaklaşık olarak koyduğum zaman Fusion benden bu constraint'i ifade edip etmediğimi şey yapıp hızlıca söyleyip kendisi atayabiliyor. Mesela şimdi şunu koyduğum zaman dikkat ederseniz şurada küçük mavi bir şey çıkıyor. Birleşme noktalarında küçük mavi iki tane şeyden çizgiden oluşan kare bir şey çıkıyor. Bu dikliği ifade ediyor. Yani Fusion biz bunu yaklaşık olarak dik olarak konumlandırdığımız zaman sen bunu dik olarak mı istiyorsun diye soruyor bana. Ben bunu konumlandırırsam şu an tuttuğum yerde bunu dik hale getirecek. Dikkat ederseniz küçük bir sembol de çıktı. Bu şu an dik halde. Bunu sonradan kendiniz de silebilirsiniz eğer istemiyorsanız. Bu şekilde. Şimdi ölçülerini verelim. Şurası 20 mm'ymiş. Bizim modelleme yaparken kullandığımız ölçü birimi günlük hayatta her ne kadar santimetreler ve metreler daha çok hayatımızın içinde olsa da milimetre. Buradaki ölçü birimlerinin her biri de milimetre. Şurası 20 mm'ymiş. Yani 2 santim. Şurayı seçelim. 20 mm. Sonra şurada dediğim gibi çapraz bir bölüm var. Onu verelim. Şimdi D'ye basıyorum. Hatırlarsanız Dimensioning aracını yukarıdan da seçebilirsiniz de. Klavyenizde D'ye basarsanız ölçülendirme aracı çıkıyor. Şimdi bizim yapmamız gereken şurada verilen açı değerini yerleştirmek. Bu da şeyle mümkün. Bu Dimensioning aracıyla mümkün. Bu iki çizgi arasındaki 50 dereceyi şu şekilde veriyoruz. Dimensioning aracımızı açtıktan sonra, klavyemizde D'ye bastıktan sonra iki çizgiyi, önce birinci çizgi, sonra da ikinci çizgiyi seçiyorum. Sonra program benden açı değeri girmemi istiyor. Bunu buradaki açı değerinin gösterildiği ibareyi istediğiniz herhangi bir yere koyabilirsiniz. Yani şöyle de koyabilirsiniz, şöyle de koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin görsel kararınıza kalmış. Yani şu şekilde yerleştirebiliriz. Sonra kendisi sizin yerleştirdiğinizde var olan şeyi söylüyor. Ama orada sile basarsanız, backspace'e basarsanız oradan boşalan yere 50 derece yazabilirsiniz şöyle şu şekilde. Şu şekilde. Sonra bizden başka verilen değer ne var? Şurasının da 20 derece olduğunu söylenmiş. Şimdi şuraya çizdik. Bir de burada bir çizgi çizdik. Ama dikkat ederseniz şuraya geri gelirsek bu iki çizgi dikeyde aynı şeyde. Aynı hizadalar. Biz de şimdi onu yapacağız. Hizalandırma aracımızı yine seçiyoruz. Bu çizginin bir ucunu ve alttaki bu çizginin şu noktasını seçiyoruz. Ve böyle yaptığımız zaman bu ikisini dikeyde yani y ekseni üzerinde paralel olacak şekilde hizalandırmış olacak. Bizim istediğimiz de bu. Şimdi aynı şekilde tekrar line aracımı seçiyorum. Ben sekmenin üzerinden seçtim. Siz direkt klavyenizde L'ye basarak da açabilirsiniz. Şöyle koydum. Sonra ne yapmam gerekiyor? Şöyle gelmem gerekiyor. Geldim.
Böyle bir yere koydum. Herhangi bir noktaya. Şimdi dikkat ederseniz şuradan şuraya çizgiyle inmiyor. Bir yay çiziyor. Yani orada bir yay var. Yay oluşturmak için de bizim bir aracımız var. Direkt ark aracı olarak geçiyor. S'ye basıp ark yazarsanız three point arc, tangent arc, yani farklı metotlarla oluşturulan yay araçlarını göreceksiniz. Şahsen benim en çok kullandığım yay aracı tipi 3 tane nokta üzerinden belirlenen yay. O da şu three point arc aracı. Bunu seçiyorum. Bu aracın kullanım şekli şu şekilde. Öncelikle 2 tane nokta belirliyorsunuz. Yani birinci nokta, ikinci nokta. Bu iki nokta yayın bitiş noktaları oluyor. Üçüncü nokta ise yayın geçeceği başka bir noktayı ifade ediyor. Yani şu şekilde. Böyle yaptığınız zaman yayı tanımlamış oluyorsunuz. Rastgele bir yere koyabilirsiniz bunu. Şimdi bizim istediğimiz şey şuradan gelmesi. Şu şekilde. Dikkat ederseniz belirli bir noktaya koyarsanız Fusion program şurada küçük bir sembol çıkartıyor. Yani şöyle bir daire ve üstünde bir çizgi var. Bu teğetlik sembolü. Yani program size bunu teğet isteyip istemediğinizi soruyor. Ve eğer sizin istediğiniz buysa ki bizim senaryomuzda biz bunu istiyoruz. Tıklayabilirsiniz böyle. Şimdi şeyi oluşturduk. Yayımızı oluşturduk. Şöyle büyütüp küçültebilirsiniz, kısıtlamadığınız için. Şimdi bakalım başka elimizde ne değeri var. Şurası 70 mm'ymiş. Şu şekilde. Yine D'ye bastım. D'ye bastım. Çizgiyi seçtim ve 70 mm yazdım. Sonra şurası yayın yarı çapı verilmiş bize. Şurada R20 olarak verilmiş gördüğünüz üzere. Onu da yine D'ye basıp Dimensioning aracını açıp yayın üzerine tıklayarak şurada yay mavi şekilde highlightlanmasını görüp sonra üstüne tıklayarak yayı 20 mm'lik yarıçapa getiriyorum. Sonra şöyle aşağı iniyor. Şu şekilde. Ama dikkat ederseniz burada teğetlik şeyini vermedik. Kısıtlamasını vermedik. Ama vermemiz gerekiyor. Çünkü burada tamamen teğet. Herhangi bir köşe görünmüyor. Onun için şurada yine teğet diye seçiyoruz. Bunu teğet hale getiriyoruz. Sonra bakalım. Yine aynı şey aşağısı için de geçerli. Yine herhangi bir yay aracını kullanarak şuraya bir yay oluşturalım. Buraya teğetlik konserinin kendisi verdi. Manuel olarak vermeyi göstereyim size. Şu an orada bir teğetlik yok gördüğünüz üzere. Bir köşe oluştu orada. Burada yukarıya gelip yine kısıtlamalar sekmesinden tangent aracını kullanacağız. Yine tangent'ı seçtikten sonra önce yayınızı sonra da neye teğet olmasını istiyorsanız ki bizim durumumuzda şu çizgi oluyor. Bu çizgiyi seçiyoruz. Sonra şurada küçücük bir hale geldi. Bunu küçültelim. Şimdi yayımızın yarı çapını da biliyoruz. 20 mm'ymiş. 20 mm koydum. Sonra dikkat ederseniz yay gelip burada çizgiyle birleşiyor. Şuradaki çizgiyle birleşiyor. Bunu birleştireceğim. Önce şu yayın ucunu şeyle çizgiyle kesişik halde sağlamam lazım. Bunun için de kısıtlama araçlarından kesişik kısıtlamasını kullanacağım. Şimdi kesişik kısıtlaması da şu noktayı seçiyorum. Yayın uç noktasını seçiyorum ve çizginin uç noktasını seçiyorum. Böylelikle bunu ikisini kesişik hale getirdi.
Başka bir kısıtlamaya daha ihtiyacım var. Bu kısıtlama da bu yayın çizgiye teğet oldu. Yine teğet aracını kullanıyorum. Yayımı seçiyorum ve sonra çizgimi seçiyorum. Bu şekilde. Dikkat ederseniz hala tam çizgilerimiz siyah hale dönmedi. Bunun sebebi kısıtlamaları vermemiş olmamız. Şurada dikkat ederseniz uzatabiliyorum şeyi öne doğru. Peki bunun bilgisini nereden alacağız? Üstten görünümde şuranın en önden yani en ön kısımdan en arkaya olan uzunluğu verilmiş 80 mm olarak. Şimdi o değeri girelim. Şu şekilde. Şu şekilde girelim. Şimdi şurası da değişebiliyor. Dikkat ederseniz. Çünkü şuraya 20 mm'yi vermedik. Buraya 20 mm verdik. Sonra toplam yüksekliği verilmiş 70 mm olarak. Yani şu çizginin şu çizgiyle şu çizgi arasındaki mesafe 70 mm olarak verilmiş. Onu da veriyorum. Şu şekilde. Şimdi bir çizim oluşturduk. Bu oluşturduğumuz çizimi yandaki bu browser kısmından görüntüleyebiliriz. Dikkat ederseniz işte doküman ayarları, görüntüler, origin ki origin'de bahsettiği şey bizim sketch oluştururken bize gösterdiği elemanlar. Yani şu şekilde açarsanız sol tarafında şöyle bir tane göz sembolü var. Browser'daki bu elemanların sol tarafındaki göz işaretini tıklayarak görünürlüğü açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi mesela orijini görebiliyorsunuz böyle. Şu şekilde tekrar geri gelelim. Ve yaptığımız çizimi görüntülemek için de şuradaki Sketches kısmının yanındaki oka tıklıyoruz. Bu bize oluşturduğumuz sketchleri gösteriyor. Hatırlarsanız başlangıçta bir tane sketch oluşturmuştuk. Boş bir sketchti. Ama her ne kadar boş olsa da kaydettiğimiz için onu bir sketch olarak gösteriyor bize. Bizim şu an oluşturduğumuz sketch ikinci sketch. Ki üstüne gelirseniz dikkat ederseniz oluşturduğumuz elemanları böyle hafif bir silikleştiriyor böyle. Bu yani bu çizimin sketch 2 olduğunu gösteriyor. Şimdi sketch'in yanındaki sembolde dikkat ederseniz bütün çizgiler kapalı ve yanında bir tane kilit işareti var. Bunun bize söylemeye çalıştığı şey aslında oluşturduğunuz çizim tamamen kısıtlandırılmış durumda. Yani başka bir bilgiye ihtiyaç duyulmuyor burada demeye çalışıyor. Ki tasarım aşamasında eğer hani ölçülere ihtiyaç duyulan ve bir tasarım yapıyorsanız bu şekilde tasarımınızın tamamen kısıtlandırılmış olması gerekiyor. Burada çiziminiz bittikten sonra yukarıdan finish sketch diyebiliyorsunuz. Veya sağ taraftaki bu diyalogdan çiziminizi bitirebiliyorsunuz finish sketch'e basarak. Şimdi bir tane kapalı profil oluşturduk. Yine kameranızı yönlendirmeyi unutmayın. Bu şekilde sadece tekerleğinize basılı tutarak yaparsanız kamera açısını değiştirmeden şey yapıyorsunuz, geziyorsunuz. Eğer klavyenizde Shift'e basıp sonra mouse tekerleğini basılı tutarsanız bu sefer kamera açısını da manipüle edebiliyorsunuz. Şu şekilde. Dikkat ederseniz şimdi bir çizim oluşturduk. Sol taraftaki browser'dan bunun görünürlüğünü açıp kapatabilirsiniz. Şu şekilde. Şimdi bizim yapmak istediğimiz objede bu profil aslında cismin uzunluğu boyunca uzatılmış gibi düşünün. Yani bu profili alıp sonsuz defa tekrarlayıp 80 mm boyunca sonsuz kere tekrarlarsanız şu şekilde bir katı elde edeceksiniz. Şimdi bunu yapmanızı sağlayan aracın adı Extrude. Klavyenizde E'ye basarak da yapabilirsiniz. Klavyenizde S'ye basarak arama diyaloğunu açıp
Daha sonra buraya direkt extrude yazabilirsiniz. Şahsen ben klavyede E'ye basmayı daha kolay buluyorum. E'ye bastıktan sonra bizim aktif olan bir çizimimiz olduğu için direkt profili kendisi seçti. Ama diyelim ki çizimimiz kapalı olsaydı, sonra biz extrude açsaydık ve çizimi sonradan aktive etseydik, profili sonradan seçmemiz gerekiyordu. Bizim kendimiz elle seçmemiz gerekiyordu. Ki çoğu zaman aslında gerçekleşen şey de bu oluyor. Profilimi seçiyorum. Profilimi seçtiğim zaman kapalı alanı mavi şekilde böyle highlightlıyor gördüğünüz üzere. Extrude'un yaptığı olay şu arkadaşlar. Şimdi bu profili seçtikten sonra şurada bir tane ok işareti çıkıyor. Eğer bunu sol tuşla, sol klikle tutup çekerseniz size bu profili sonsuz kere tekrarlayarak, bu bahsettiğim şekilde sonsuz kere tekrarlayarak bir katı oluşturuyor aslında. Bizim cismimizde de bu uzatma işi diyeyim 80 mm boyunca yapılıyor. Çünkü yukarıdan baktığınız zaman aslında 80'e 80'lik bir kare aslında bu. 80 mm boyunca uzatıp bir katı oluşturacağız. Bizim yapmak istediğimiz şey de bu. Burada farklı şeyler de var. Ayarlar da var. Mesela seçtiğiniz profilden doğrudan başlamak zorunda değilsiniz. Yani şu an biz profilin yüzeyinden 0'a 0 olarak başladık. Yani profilin yüzeyine teğet olarak başladık. Ama böyle başlamak zorunda değilsiniz. Offsetli bir şekilde, yani arada mesafe olacak şekilde başlatabilirsiniz. Yani mesela offset'i seçtikten sonra buradan offset miktarını verebiliyorsunuz. Diyelim ki 10 mm de demiş olsaydım, profil yüzeyinden dik uzaklık olarak 10 mm boşluk bırakıp daha sonra ekstrüzyonu yapacaktı. Ama biz direkt profil yüzeyinden yapmasını istiyoruz. Aynı şekilde ekstrüzyonun yönünü belirtebiliyorsunuz. Bu yön şu şekilde, simetrik yapabiliyorsunuz. Simetrik yaptığınızda seçtiğiniz yönün tam aksi yönünde de ekstrüzyon gerçekleştiriyor. Yani şu şekilde göstereyim. Uzunluğu 80 verdiğinizde hem sağ tarafa doğru hem de sol tarafa doğru şu şekilde 80 mm'lik bir ekstrüzyon gerçekleştiriyor. Şu an mesela simetrik yapmış olsaydık ki bir dakika. Mesela yanlışlıkla Enter'e bastım ve onayladım Extrude'u. Diyelim ki Extrude'a geri dönmek istiyorsunuz. Fusion, yani parametrik modellemenin güzel taraflarından biri ki Fusion parametrik modelleme içeren bir program. Aşağı tarafta yaptığınız operasyonlar kronolojik olarak gösteriliyor. Şu şekilde. Mesela açtığımız Sketch 1, Sketch 2, ardından ekstrüzyon aşaması. Bunların hepsi aşağıda kronolojik olarak gösteriliyor. Ve siz bunları, bu eylemleri gerçekleştirdikten sonra bile bu operasyonları geri dönüş yapabiliyorsunuz. Mesela şimdi ben extrude eylemine geri dönmek istiyorum. Şurada üstüne gelip, sembolün üstüne gelip çift tıkladığım zaman direkt şeye gidiyorum. Bunu düzenleme kısmına gönderiyor beni. Bu şekilde aslında yaptığımız eylemleri tekrar düzenleyebiliyoruz. Şimdi simetrik olması yerine tek taraflı yapacağım. Burada uzatma tipini seçiyorsunuz. Bir objeye kadar uzatabilirsiniz. Bütün önündeki objelerin içinden geçecek şekilde uzatabilirsiniz. Ya da uzunluk belirtip uzunluk boyunca uzatabilirsiniz. Yani mesela şunu 40 yapmış olsaydınız 40 milimetre boyunca uzatırdı. 80 yapmamız gerekiyor ama bizim. Bu şekilde. Aynı şekilde taper de var. Şimdilik bizim için taper'ın bir önemi yok. Aynı şekilde diğer birçok araçta olduğu gibi operasyonun tipini belirlemeniz gerekiyor. Mesela bizim şu an başka bir katımız olsaydı ona ekleme, çıkarma
veya kesiştirme yapabilirdik. Ama bizim şu an yaptığımız operasyon yeni bir gövde oluşturmak aslında. Ki biz bir yeni bir gövde oluşturuyoruz. Onun için new body'yi seçiyorsunuz. Sonra yapmamız gereken şeyler bu kadar aslında. Extrusion'un genel özellikleri bu şekilde. Sonra okey dediğiniz zaman veya enter'a bastığınız zaman faaliyeti onaylamış oluyorsunuz. Şimdi bir sonraki aşamada dikkat ederseniz bu cismin şu taraflarında kesikler bulunuyor. Bunlara chamfer deniyor ve sivri bir köşeyi ki bizim şu an elimizde bulunan obje sivri köşelere sahip şu şekilde. Bu sivri köşeleri chamfer aracını kullanarak şurada yukarıda veya search bar'a direkt chamfer yazabilirsiniz. S'ye basıp klavyenizde chamfer yazıp direkt erişebilirsiniz. Şimdi chamfer aracı sizden köşe belirtmenizi ister. Bizim şu an chamferlamamız gereken 4 tane köşemiz var. Şuradaki keskin köşe, şuradaki köşe, şuradaki köşe ve şuradaki köşe. Şimdi geri geliyorum. Şu şekilde üstüne sol tıklayarak köşeyi seçiyorum. Şu şekilde. 4 köşeyi de seçiyorum. Üstüne sol tıklayarak. Bu şekilde beyaz şekilde highlightlanan yüzeyleri seçmemeye dikkat edin. Bizim istediğimiz şey şurada chamfer'ı tekrar açıyorum. Şu şekilde siyah şekilde highlightlanan koyulaşarak imlenen köşeleri seçmek. Yine koyu şekilde imleniyor. Şu 4 tane köşeyi seçiyorum. Bize chamfer miktarı da belirtilmiş. 15'e 15 yani eşit uzunluklarda bir chamfer oluşturmamız bekleniyor. Onun için şu sağ tarafta chamfer tipinde equal distance işaretli zaten. Equal distance'ı seçmemiz gerekiyor. Bu bize iki kenardan eşit miktarda chamferlanmasını sağlıyor. Yani siz buraya 15 yazdığınız zaman yukarıdan baktığınız zaman şuradan da 15 milimetre malzeme kesiliyor. Şuradan da 15 milimetre. Bu şekilde. Bizim istediğimiz de bu. Onun için onaylıyoruz. Enter'a basabilirsiniz. Şimdi cismimiz neredeyse bitti. Sadece şey kaldı. Şurada bir delik açmamız gerekiyor. Bunu aşağıdan da açabilirsiniz. Yukarıdan da açabilirsiniz. Sizin keyfinize kalmış. Şimdi delik oluşturmak için delik aracımız var. Şurada yukarıdaki sekmede görebilirsiniz. Ben bu sekmeleri biraz manipüle ettim aslında. Şurada sizde olmayan bazı operasyonlar olabilir. Bunları siz de kendiniz de manipüle edebilirsiniz. Şu şekilde üstüne gelip yanda çıkan 3 noktanın üzerine gelip pin to tool var. Pin to shortcut falan seçerek aslında sekmelerinizi düzenleyebiliyorsunuz. Ben genellikle sık kullandığım şeyleri bu şekilde sekmeleri sabitleyerek search komutunu çok sık kullanmadan hızlı bir şekilde yapıyorum. Şimdi delik komutunu kullanmamız gerekiyor. Ama delik komutunun sizden istediği şey bir yüzey üstüne oluşturulmuş noktalar. Ama bizim şu an dikkat ederseniz şu yüzey üzerinde veya aşağıdaki yüzey üzerinde bir noktamız yok. Yani deliğin açılacağı merkez noktayı imleyen bir noktamız yok. Bunun için bir çizim oluşturmamız lazım. Hatırlarsanız başlangıçta şu profili çizmemizi hatırlayın. Burada bir profil oluşturduk. Aynı şekilde yeni bir sketch oluşturabiliriz. Yine yukarıdaki sekmeden Create Sketch'i seçin. Şuradan. Sonra hatırlarsanız Create Sketch sizden iki boyutlu bir düzlem seçmenizi istiyor. Bu düzlem üzerine çünkü çiziminizi gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi deliği açacağınız merkez noktayı yukarıya da aşağıya da aşağıya da çizebilirsiniz. Ben yukarı çizmeyi tercih ediyorum. Şu şekilde yukarıdaki yüzeyi seçtim. Şimdi kamerayı manipüle ediyorum. Ama yukarıdan bakmak istiyorum diyelim. Şu sağdaki küpten
Tab üzerine basarsanız, yani tepe üzerine basarsanız sizi tepeye yönlendiriyor. Şimdi nokta aracımız var. Şu ana kadar neler kullandık? Çizgiyi kullandık. Arka kullandık. Şimdi ise noktayı kullanacağız. Nokta aracımız da şurada yukarıda. Veya sizde eğer burada yoksa şu create tabini aşağı çekip üstüne basıp şuradaki point'i seçebilirsiniz. Yine dediğim gibi 3 noktanın üzerine tıklayıp buradan toolbar'ınızı ekleyebilirsiniz. Ya da daha kolayınıza gelirse klavyenizde S'ye basarak point yazıp direkt buradan da seçebilirsiniz. Şimdi bu şekilde point'i seçelim. Ve rastgele bir yere koyacağım şimdi ben. Rastgele bir yere koydum. Şimdi bakalım. Bizden istenilen şey de bu delik karenin merkezine oturtulmuş durumda. Yani karenin tam ortasında. Yani şuradan 40 milimetre mesafe var. Şuradan da 40 milimetre mesafe var. Şimdi bunu verelim. Şurada. Şimdi dikkat ederseniz biz yukarıdan bakıyoruz buna. Yani burada bir düzlem oluştu. Ve yukarıdan bakıyoruz buna. Ve yukarıdan baktığınız zaman şurada bir çizgi var. Halbuki aslında burada bir derinlik var. Ve derinlik aşağı doğru geliyor. Buna rağmen şunu bir çizgi olarak görebiliyorsunuz. Bunun temel prensibi projection. S'ye basıp project'e bakarsanız bu düzlem üzerine yansıtabiliyorsunuz bu objenin özelliklerini. Mesela şurası aslında kıvrımlı bir yer ama şuradaki çizgiyi, yani teğet olduğu şu noktayı düşünün. Şu çizgiyi düşünün. Bu düzleme yansıtabiliyorsunuz. Şu şekilde Project'ı Create altında da bulabilirsiniz. Şurada Constraints'ta direkt şeyden de yapabilirsiniz. Search bar'a Project yazarak Project'i seçebilirsiniz. Şuradaki kenarı istiyorum. Ve şuradaki kenarı istiyorum. Aynı şekilde şurası da dikkat ederseniz her ne kadar bir ark olsa da bizim düzlemimize yansıtıldığı zaman, yani iki boyutlu bir düzleme yansıtıldığı zaman bir çizgi haline geliyor. Derinlik bilgisini kaybettiğiniz için bir çizgi haline geliyor. Yani şunu şöyle seçebiliyorsunuz. Şimdi bu noktaya dair bildiğimiz şey bu karenin tam ortasında olduğu. Şu center line'lardan aslında daha çok bilgi verilebilirdi de. Şurada 40 milimetre uzaklığı ve aynı şekilde şu arka tarafta da 40 milimetre. Şimdi bu project aracını bu şekilde kullandık. Aslında project'i kullanmasanız dahi, mesela şurayı silersek, dimensioning aracını kullanırken üstüne geldiğiniz zaman siyah bir şekilde highlightlıyor, dikkat ederseniz bu şey kısım. Bunu böyle yaparsanız ve yerleştirirseniz kendisi otomatik zaten bunu yansıtma görevini yapıyor. Biz sadece manuel olarak kendimiz yansıttık. Bu da bu şekilde. Şimdi bu oluşturduğumuz sketch yan taraftaki browser'da sketch 3 olarak görülüyor arkadaşlar. Bu sketch 3 tamamen yanında gördüğünüz üzere sembolü, yanında kilit sembolü çıktı. Yani demek ki bu çizimimiz tamamen şey olmuş, kısıtlandırılmış durumda. Onun için direkt çizimimizi bitiriyoruz. Sonra delik aracımızı kullanacağız. Deliğe geldik. Ve noktamızı seçiyoruz. Noktayı seçtik. Şimdi bizim için rastgele bir delik oluşturdu. Ama yandaki diyalogda bu deliğin özelliklerini değiştirebiliyoruz. Şimdi çizdiğimiz şeye bakalım. Tamamen düz bir silindir aslında bu yaptığımız şey. Onun için yandaki contour bore veya contour sinker'ini simple hole seçiyorum. Direkt düz bir delik olacak, yani silindirik profilli bir delik olacak. Çapı da 30 milimetreymiş.
Şu şekilde buradan veya şuradan 30 milimetreyi verebilirsiniz. Burası derinlikmiş. Şuradan çapı verelim. Çapı 30 milimetre olarak verdik. Şuradan zaten şu küçük diyagram üzerine gösterilmiş. Şimdi biz bu deliğin aslında objenin tam olarak içinden geçmesini istiyoruz. Şurada mühendislikteki ortografik görüntülerden bu bir ortografik görüntüleme çizimi aslında. Bir mühendislik çizimi. Şuradaki kesikli çizgiler burada buranın arkasında bir delik olduğunu ifade ediyor aslında. Ve dikkat ederseniz kesikli çizgiler obje boyunca ilerlemiş. Yani bu delik objenin bir tarafından girip bir tarafından çıkmış. Yani burası boylu boyunca boş. Bunu yapmak için şu yandaki diyalogda extend seçeneğinde yani uzatma seçeneğinde all seçebiliyorsunuz. All dediğiniz zaman bunun önündeki bütün şeylerden geçiyor. Objelerden geçiyor ve hepsini kesiyor bu şekilde. Bizim istediğimiz de bu şekilde. Buradan onaylıyoruz. Şu şekilde. Şimdi şu ana kadar profil oluşturmayı ve çeşitli katı modelleme araçları için nasıl kullanacağını öğrendik. Bu çizdiğimiz ilk şey olması açısından güzel olur diye düşünmüştük. Şu ana kadar ekstrüzyonu, chamfer'ı ve delik oluşturmayı öğrendik. Çeşitli diğer çizim araçlarıyla beraber. Şimdi pervane fırlatıcımızın parçalarını çizmeye başlayabiliriz. Öncelikle oldukça yani en basit parçadan başlayalım diye düşündüm. Burada direkt bir şaft var. Bu şaft dediğimiz parça aslında tamamen bir silindirden ibaret. Bize gerekli iki tane bilgi var. Bu silindirin çapı ve silindirin uzunluğu, yüksekliği. Şimdi bu parçayı oluşturduktan sonra yukarıdan hatırlarsanız dosyanın yanında kaydetme butonu vardı. Kaydettikten sonra size bu dosyanın ismini ve nereye kaydedileceğini soruyor. Buradan çeşitli projeleri seçebilirsiniz. Biz ismini bunu ilk parça olarak kaydedebiliriz. Şimdi ilk parça olarak bunu kaydettikten sonra data paneline geri dönelim. Şu sol en üstteki 9 tane küçük karenin olduğu sembol. Bu data paneli geri dönelim. Ve dikkat ederseniz şimdi sizin şu an içinde bulunduğunuz dosya boş olabilir. Burada göreceksinizdir oluşturduğunuz parçayı. Bizim istediğimiz de bu şekilde. Buradan dosyaları manipüle edebilirsiniz. Şu şekilde ana şeye döndükten sonra takımın ana ekranına döndükten sonra da tekrar projenizi seçebilirsiniz. Yani bu şekilde dosyaları manipüle etmek de bu şekilde. Şimdi bizim bu ilk parçayla işimiz bitti. Onun için kapatıyoruz. Yanındaki çarpı işaretine bastım. Şimdi bir tane silindir oluşturacağız. Silindir oluşturmak için farklı yöntemler yapabilirsiniz. Şimdi ben size iki farklı yöntem göstereyim. İlk en basiti şurada bir sketch oluşturdum. Üst düzlemde bir şey sketch oluşturdum. Şurada açık. Sketch'e geri döndüm. Çift tıklayınca browser'dan şuradan oku hatırlarsanız okudan açtım. Buradan sketch tekrar göründü. Ve üstüne çift tıklayınca yeniden düzenleme moduna girdim. Sağ klikleyip değişik düzenleme şeylerine de bakabilirsiniz. Ama çift tıklayınca yazı bölümüne değil de sembole daha yakın tıklarsanız yeniden düzenleme şeyine ekranına geliyorsunuz. Şimdi silindiri oluşturmanın en basit yolu bir daire profili çizip bunu extrude etmek.
Uzatmak yani. Onun için daire aracını kullanalım. Şurada center diameter circle var. Direkt bunun yerine klavyenizde S'ye basıp circle yazarsanız farklı oluşturma teknikleriyle circle araçları önünüze gelecek. Ben şahsen merkez noktayla oluşturulan daireyi en çok kullanıyorum. Onun için şurada sizde de sabitli gelecektir büyük ihtimalle, öyle hatırlıyorum. Şuradan Center Diameter Circle'ı seçiyorsunuz. Sonra bu aracın yaptığı şey sizden merkez noktasını belirlemeniz ve ardından çapını belirlemeniz. Şu şekilde. Tabii bu şu an kısıtlı bir daire olmadı. Yani herhangi bir şekilde şey yapabiliyorum. Hareket ettirebiliyorum. Şimdi bu daireyi merkez noktasından tutup orijine sabitleyebilirim. Şu şekilde geldiğim zaman program böyle küçük bir mavi daire çıkartıyor, dikkat ederseniz. Şu şekilde. Bu aslında şurada kısıtlama araçlarından coincident'ı kullanmıştık, hatırlarsanız. Bunu çakışık hale getiriyor. Bu dairenin merkez noktasını orijin noktasıyla çakışık hale getiriyor. Bu şekilde. Benim istediğim de bu. Şimdi şaftımıza geri döndük. Şaftımızın çapı 8 mm'ymiş. Dimensioning aracını açıyorum. Buradan 8 mm'ye giriyorum. Bu kadar basit. Yandan da bakarsanız constrain'li halde. Şimdi extrude aracını açıyorum. Direkt çizimim açık olduğu için profili kendisi ima etti. Uzunluğunun da 40 mm olduğunu biliyorum. Buradan 40 mm'ye giriyorum. Onayladım. Bu şekilde şaftımızı oluşturduk. Şimdi ikinci bir oluşturma şekli söyleyeyim. Şurada dikkat ederseniz ekstrüzyonu yaptıktan sonra yeni bir tane tab eklendi buraya. Bodies tab'e eklendi. Bu oluşturduğunuz gövdeleri görmenizi sağlıyor. Şu şekilde. Bu oluşturduğumuz şaft gövdesi de body 1 olarak, body 1 olarak kaydedildi. Bunun görünürlüğünü açıp kapatabiliyorsunuz buradan. Dediğim gibi göz işaretini, göz sembolünü açıp kapayarak. Şimdi sizinle başka bir oluşturma yöntemi bakalım. Şurada dikeydeki plane'lerden bir tanesini seçeceğim. Şu şekilde bir düzlem seçeyim. Ön düzlemi seçtim. Şimdi bir başka oluşturma yöntemi de revolve denen bir aracımız var. Yani döndürerek bizim ekstrüzyonda yaptığımız bu sonsuz tekrar işlemini döndürerek yaptığınızı hayal edin. Yani bir profil çiziyorsunuz ve bunu belirli bir eksen etrafında döndürerek o sonsuz tekrarlardan bir katı oluşturuyorsunuz. Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Bu silindiri oluşturmak için önden baktığınızı düşünün şu şekilde. Bunun yarısını merkez bu dikdörtgenin yarısını sol tarafındaki şeyden eksen sol tarafını eksen olarak kabul edip döndürürseniz bir silindir elde edersiniz. Şimdi şu şekilde göstersem aklınıza daha çok oturacaktır. Şimdi bu dikdörtgeni şeylerle de oluşturabilirsiniz. Direkt şu şekilde çizgilerle de oluşturabilirsiniz. Şöyle. Ancak dikdörtgen oluşturmanın doğrudan bir aracı var. Şurada rectangle aracımız var. S tuşuna basıp arama barından rectangle yazıp şuradan farklı şeylerden seçebilirsiniz. Büyük ihtimalle sizde de ekli olarak geliyordur bu two point rectangle. R tuşuna da basarak da aktive edebiliyormuşsunuz. Şuradan göreceğiniz üzere. Küçük bir açıklama veriyor. R tuşuna basıp bu dikdörtgen aracını aktive edebilirsiniz. Yandaki diyalogdan da zaten farklı yöntemleri değiştirebiliyorsunuz. Mesela biz şu an two point rectangle kullanıyoruz. İki tane noktayı belirleyerek oluşturuyor. Yani bir dikdörtgenin bir köşesini ve sonra koyduğumuz diğer noktayla da diğer köşesini belirtiyoruz. Farklı şekilde 3 tane nokta üzerine dayanan bir dikdörtgen çizebilirsiniz. Önce 2 nokta belirleyerek dikdörtgenin bir kenarının
oluşturuyorsunuz. Sonraki koyacağınız nokta ise dikdörtgenin kalınlığını belirlemiş oluyor şu şekilde. Yani farklı oluşturma yöntemleri var. Mesela dikdörtgenin merkezi üzerinden tanımladığınız bir dikdörtgen olabilir. Yani şu şekilde dikdörtgeni oluşturduktan sonra merkezini tanımlamış ve köşesini sonradan tanımlamış oluyorsunuz. Hepsinin farklı kullanım alanları var tabii. Şimdi biz direkt two point rectangle kullanarak iki nokta üzerinden tanımlanmış şey kullanarak bir tane dikdörtgen oluşturalım. Şimdi benim revolve'la anlattığım tekniği oluşturmak için tekniği uygulayabilmek için yani bu silindirin yarı kesitini silindirin merkezi etrafında çevirdiğinizi düşünün. Yani şu an yapmak istediğim şey bu. Deliğim diyorum. Şaftımın çapının 8 mm olduğunu düşünürsek yarısı 4 mm aslında bunun. Onun için şuradan Dimensioning aracını kullanarak şurayı 4 mm yapıyorum. Uzunluğu da 40. Şu şekilde 40 yaptım. Şimdi elimde bir tane profil var. Orijin üzerinde y eksenini bir kenara oturmuş, bir tane z eksenine oturmuş, bir tane dikdörtgen var. Şimdi size bahsettiğim araç revolve aracı. Revolve aracı şimdi benden sketch hali hazırda açık olduğu için direkt kendisi ima etti bunu. Seçili geldi. Profili şuradan yandaki diyalogdan profilin üzerine tıklayıp yanındaki bu imleç işaretine tıklayıp One Selected diye onu tekrar böyle seçip kapatabilirsiniz sol tıklayarak. Bizim istediğimiz bu profil bu zaten. Sonra aşağısında eksen belirimizi istiyor. Axis olarak dediği. Select üzerine tıklayın ve silindirin merkezini seçin. Yani silindirin merkezi şuraydı. Ama diyelim ki siz şunun etrafında çevirmek istediniz. Şimdi şunu yanındaki çarpı işaretine tıklarsam. Şimdi mesela şunun etrafında çevirmek istediğiniz. Bu profili şu eksen etrafında çevirmiş oluyor. Şu şekilde. Bir disk oluşturuyor size mesela. Dikkat ederseniz şimdi oluşturma tipinde angle diyor. Yani açı belirtmenizi istiyor sizden. Eğer full seçerseniz zaten tamamen tam bir çevirme hareketi yaptığı için bir açı tanımlamanıza gerek kalmıyor. Ama mesela şey yaptığınız zaman buradan tipten açıyı seçtiğiniz zaman angle seçildiği zaman buradan açı değeri yazabiliyorsunuz. Mesela 90 derece demiş olabilirdik. Böylelikle 90 derece döndürmüş olacaktı. Veya diyelim ki 140 yazdık. Bu sefer 140 derecelik bir çevirme uygulamış olacaktı. Şimdi bizim istediğimiz bu değil tabi. Silindirin merkezini şu şekilde 360 derecelik bir şeyle bir silindir oluşturmanı istiyor. Dediğim gibi ilk yaptığımız yönteme oranla bu revolve yöntemi daha karmaşık. Şimdi üst üste binmiş iki tane gövde oluşturduk. Ama bize sadece bir tane gövde lazım. Onun için bu ilk oluşturduğumuz ikinci gövdeyi sileceğim ben. Bunu tamamen göstermek amaçlı yaptım. Şu şekilde seçtikten sonra buradan sağ tıklayıp da şey yapabilirsiniz. Buradan sili seçebilirsiniz. Delete diyebilirsiniz. Ya da direkt klavyenize delete'e bastığınız zaman bunu silecektir. Şimdi şaftımızı oluşturduk. İşimiz bittiği için bunu kaydediyorum. Dosyamız üzerine kaydettim. Şaft olarak. Şimdi bu dosyayı kapatacağım. Ve bir sonraki parçamıza geçelim. Şimdi bir tane tutacak yapacağız. Tutacağımız da şu şekilde. Bir tane silindir. Ortasında da bir tane delik var şu şekilde. Şimdi bunu şöyle yapalım. Önce bir silindir oluşturalım. Silindiri nereye oluşturalım? Mesela dikey pozisyonda yapabilirsiniz. Yani şuradan şuraya uzayacak şekilde. Yani dikey pozisyonda duracak şekilde yapabilirsiniz. Ya da yatayda yapabilirsiniz. Şimdi dikkat ederseniz bu silindirin orta noktasında bir tane delik var. Yani silindirin uzanım yönüne dik bir delik var. Şimdi bunu oluşturmak için
Şöyle bir taktik kullanalım. Bunu mesela yatay yapalım. Silindirimizi yatay oluşturalım. Şu şekilde. Silindirimizin çapı verilmiş. 10 milimetre. Tamam. Bu şekilde. Sonra bunu simetrik bir şekilde ekstrüde edeceğim. Mesela şuradan direction'da yani ekstrüzyon diyaloğunun buradaki ayarlarda direction ayarı var. Buradan simetrik olarak seçin. Çünkü şimdi izlediğim taktikte orijin üzerine direkt çizim yapacağım. Orijini referans olarak kullanmak için yapıyorum aslında bu yaptığım şeyi. Ve 20 buraya, 20 buraya uzatacağım. Yani yatayda olduğu için. Yani totalde toplam uzunluğu 40 olmuş olacak. Şu şekilde. Buradan direction'ı simetrik seçtiğim için sadece tek bir değer giriyorum, hatırlarsanız. Şu şekilde onaylayabilirim. Şimdi bu şekilde. Sonra dikkat ederseniz bu silindirin uç kısımları keskin değil. Önceki parçada konuştuğumuz gibi chamferlanmış. Ve chamferin değeri de verilmiş bize. Burada 1 milimetre olarak verilmiş. Hemen chamfer aracımı açıyorum. Ve şu daireleri seçiyorum. Şimdi bu daireleri birer milimetrelik şu şekilde chamferlayacak benim için. O sivri köşeleri şu şekilde equal distance yani eş uzunluklarda olmak üzere yani hem şuradan 1 milimetre hem şuradan 1 milimetre olmak üzere benim için chamferlayacak bunu. Sonra onaylıyorum. Şimdi az önce bahsettim bir taktik uygulamamız gerekiyor diye. Aslında bu bahsettiğim şeyi daha farklı da yapabilirdik. Yani ama şu an yani modelledikçe kendiniz de göreceksinizdir. Bir şey modellemenin mesela bu neydi bunun adı? Tutacağı modellemenin oldukça fazla yolu var aslında. Şurada mesela benim bahsettiğim gibi şu an sadece orijin ve işte YZ planelerini kullanıyoruz. Ama ayrıca siz de aslında düzlem tanımlayabiliyorsunuz. Mesela şu şekilde. Ya yani bunlar daha karmaşık işler. Ama bunu modellemenin farklı yolları var tabii. Şimdi biz yeni bir sketch oluşturalım. Yeni sketch'imizde top plane'i çizelim. Şu şekilde. Sonra dediğim gibi silindirin uzanma oryantasyonuna dik bir delik atacağız. Onun için bu deliğin şeyini çizelim. Profilini çizelim. Şu şekilde. Ve sonra şimdi dikkat ederseniz çizimimiz gövdenin içerisinde kaldı. Ama buna rağmen eğer top plane'deyseniz seçtiğiniz zaman program sizden onu seçip seçmediğinizi anlıyor. Velev ki anlamadı. Buradan görünürlüğünü kapatabilirsiniz şeyin. Gövdenin. Kapattıktan sonra kaç milimetre olması gerekiyor? Burada yukarıda belirtilmiş. 3 milimetre. Şu şekilde. 3 milimetre yapıyorum. Sonra kapattığım görünürlüğü tekrardan açabilirim. Şuradan. Bu şekilde. Sonra çizimimi bitiriyorum. Şimdi ekstrüzyon yapacağım. Zaten sketch'te açık olduğu için hali hazırda. Bana sketch'e imledi. Şimdi eğer bunu sadece tek bir yönlü yapsaydım, yani ekstrüzyonu tek bir yönlü yapsaydım, aynı işlemi iki kez tekrarlamam gerekirdi. Çünkü dikkat ederseniz delik boylu boyunca gidiyor. mesela bunu two size diyeyim. Yani iki taraflı ekstrüzyon yapacağım. Mesela şurada dikkat ederseniz okları yönlendirerek şey yapabilirsiniz. Ekstrüzyon miktarını seçebilirsiniz. Ve uzatma miktarını da distance belirtmek yerine yani uzunluk belirtmek yerine all seçerseniz var olmuş bütün önündeki gövdelerden kesip geçecektir. Sonra bunu da aynı şekilde all diyorum. Ve böylelikle iki taraftan da çıkacak şekilde deliğimizi oluşturmuş oluyoruz. Sonradan buradan onaylayabilirsiniz.
Hatırlarsanız yaptığımız ilk objede şey kullanmıştık. Delik komutunu kullanmıştık. Ama burada deliğin profilini kullanarak direkt ekstrüzyon kullanarak deliği oluşturduk. Yani iki farklı şekilde de oluşturabilirsiniz. Bakayım başka kalmış mı? Yok. Bu parçamız da bu şekilde. Bunu da kaydediyoruz. Dikkat ederseniz data panele geri dönün ve yaptığınız parçaların hepsini burada göreceksiniz. Bunu kapatalım. Tutacağı kapatalım. Şimdi bir sonraki parçaya geçelim. Shaft'ta konuştuğumuz revolve komutunu şimdi bu makarada da kullanalım. Makarada da dikkat ederseniz radyal olarak yani dairesel olarak simetrik bir parça bu. Yani eğer bu dairesel simetriye göre tek bir profil çizip yani şu sağda koyduğum profili çizip bunu şu eksen etrafında, merkez etrafında şey yaparsak çevirirsek, revolve'larsak bu katayı oluşturmuş olacağız. Ardından da şu merkezdeki deliği açmamız kalıyor sadece. Dediğim gibi şeyde tutacakta yaptığımız gibi burada da şey yapabiliriz. Farklı bir strateji uygulayabiliriz. Mesela burada orijinle simetrik olacak şekilde şöyle koymuşum. Çünkü tam ortasından geçiyor delik. Şurada göreceğiniz üzere deliği açacağımız zaman merkezden açacağız. Onun için bu şekilde bir strateji uygulamışız. Farklı bir şekilde de yapabiliriz. Ama bu şekilde yapalım. Şimdi ya da dilerseniz farklı bir şekilde de yapabiliriz. Chat'ten yazabilirsiniz. Yani şu an bu shaft'ta bahsettiğim hani farklı modelleme seçenekleri olduğu için yani bunu neden böyle yaptık diye kafanız karışmasın. Çünkü bu parçayı modellemenin birden fazla yolu var. Hani bahsettiğim gibi. Ama bununla devam edebiliriz herhalde. Tamam. Şu şekilde. Hemen hızlıca çiziyorum. Zaten anlatmıştım şu ana kadar neler yaptığımızı. Şurada gördüğüm değerleri giriyorum sadece. Şurada bir boşluğumuz var. Şimdi çizgiyi çekerken şurada çizgiyi uzun bıraktım. Yani şu çizgiyi geçti. Burada bu çizgiyi kesebilme şansım var. Yani trim denen bir aracımız var. Klavyenizde T'ye basarak da yapabilirsiniz. Şu şekilde çizgiyi kesebiliyorsunuz. Aynı şekilde eğer çizgiyi buluşturmamış olsaydım, yani şu şekilde koyup buluşturmamış olsaydım, extend aracıyla search bar'dan da extend yazabilirsiniz veya şuradan sekmeden seçebilirsiniz. Extend aracını kullanarak bunu uzatabilirdiniz bir sonraki şeyle buluşuncaya kadar. Bu şekilde. Şimdi değerleri girelim. 4. Şunu şey yapalım. Ve 10. Tamam. Şurası da 10'muş. Şuralar 5. Şurada da şu iki nokta birbiriyle dikey olarak hizalı. Burası da şu yay da ikisini birleştiriyor ve yarıçapı 12'ymiş. Şimdi profilimizi tamamladık. Çizimi bitirdim. Revolve'u seçiyorum ve dikkat ederseniz şimdi birden fazla kapalı olan olduğu için öncekilerin aksine şu an profili bizim belirtmemiz gerekiyor. Bizim istediğimiz profil şurada bir boşluk olduğu için şu profili seçeceğiz. Şu profili seçtim. Eksen belirtiyorum. Eksen de şu eksen olacak. Yani cismin dairesel olarak simetrik olduğu eksen.
şu şekilde. Ve 360 derece tam bir döndürme boyunca tamamlayacağım bu operasyonu. Bu şekilde. Şimdi tek yapmam gereken bunun ortasına bir delik açmak kaldı. Yine tutacakta kullandığımız strateji gibi. Yani bunu farklı yöntemlerle de yapmanız mümkün. Ama şu an uyguladığımız yani yöntemde yaklaşım tarzında bunu böyle yapabiliriz. Yine şu dikey düzlemlerden bir tanesi seçiyorum. YZ düzlemini seçelim. Sonra deliğimizi açalım. Deliğimiz de 2 milimetreymiş. Şu şekilde bir tane daire oluşturuyorum. 2 milimetre olarak verdim. Sonra extrude'layacağım. Bunu iki tarafa uzatacağım. Şu şekilde distance da verebilirim. Yani sonuçta yapmam gereken başka bir şey yok. Yani all da demiş olabilirdim. Ama şöyle şu şekilde uzunlukla da yapabilirsiniz pay bırakarak. Bu şekilde bu parça bu kadar. Yani şurada bir boşluğu olan ve merkezinden bir tane delik geçen bir parça. Böyle dairesel simetrik bir parçamız oldu. Şimdi bunu da kaydedelim. Makara. Şimdi bir sonraki adımda yuva denen bir parça yapmamız gerekiyormuş. Yine sizinle beraber Revolve'u kullanalım. Revolve oldukça güçlü bir araç. Dairesel simetrik parçaları oluşturmak için Revolve oldukça güçlü bir araç. Yani dairesel bir simetrik bir parça gördüğünüz zaman modelleme kolaylığı olarak ilk aklınıza gelmesi gereken araçlardan bir tanesi Revolve. Şimdi bunun dairesel olarak simetrik olduğu eksen şuradaki eksen. Onun için şu yarı profili çizmeye çalışalım. Yani şu dişli parçaları henüz çizmeyeceğiz. Sadece iki tane silindirin üst üste binmiş olduğunu düşünün. Şurasında da bir delik varmış. İki tane silindirin üst üste binmiş olduğunu ve ortasından bir silindir çıkartılmış olduğunu düşünün. Şimdi bunu modelleyelim. Yarısını. Şimdi bir tane dik düzlem seçtim. Sonra şöyle bir tane çizgi oluşturdum. 7 milimetreymiş. Çizginin diğer ucunu şurada yatayda sabitledim. Şimdi uzaklığı burada 8 milimetre olduğu için şu eksenden uzaklığı 4 milimetre. Şu şekilde. Yani şu an profilin yarısını çiziyorum. Dairesel simetrik olduğu için revolve kullanarak bunun yarısını çizeceğim. O şekilde. Şimdi şurası 7 milimetre. Sonra şurası uzuyor, geliyor. Şöyle geliyor. Şöyle geliyor. Şöyle ve şöyle. Şimdi şurası yatay olması gerekiyor. Dikkat ederseniz. Yatay. Yataylık verdim. Sonra şurası dişe kadar olan bölümden bahsediyorum. 9 milimetreymiş şurası. Ve şurası da 6 milimetre, yarısı 3 milimetre. Yüksekliği de 6 milimetreymiş yine aynı şekilde. Şuraya dikkat ederseniz, yani şu silindir olan parçanın büyük silindirin şu yüzeyle arasındaki mesafe 6 milimetreymiş. Onu verdik. Sonra şu kısım, dikkat ederseniz oynatabiliyorum. Şurasının y ekseniyle kesişik olması gerekiyor. Şunu şu şekilde verdim. Şimdi şuranın uzunluğunu vermem gerekiyor. Orası ne kadarmış? Toplam silindirin çapı 18 ise yarısı 9 eder. Yani şuradan şuraya 9 milimetreymiş. Şu şekilde. Çizimimi bitirdim. Revolve aracımı kullanıyorum yine. Ve profilim seçili olarak geldi. Birden fazla profil olmadığı için. Eksenimi seçiyorum. Şu şekilde Z ekseniyle çakışık olduğu için Z eksenini de seçebilirsiniz. Ya da şu kenarı da seçebilirsiniz. Sonuçta ikisi de birbirine paralel. Şu şekilde oluşturmuş oluyoruz Revolve kullanarak. Şimdi bunun üzerine dişler oluşturacağız. Dişlerde dikkat ederseniz şurada
Görüldüğü üzere bu daireyi 4 eşit parçaya bölecek şekilde yerleştirilmiş. Yani 90 derece şuralar. 90, 90, 90. Şimdi şuraya, şu yüzeye bir tane sketch açıp bu profilleri tanımlayabilirim. Şu şekilde sketch'imi açtım. Çizgileri kullanarak şöyle line'ı kullandıktan sonra ucuca ekliyor ya. O aslında bundan kurtulmak için her seferinde SC'ye basıyorum. Şu şekilde. Sonra şimdi çizgiler dikkat ederseniz şeyden taştı. Yani çok önemli değil aslında ama şuradan eğer sketch'in constraint'lenmesini önemli buluyorsanız ki önemli bence. Trim aracını kullanarak şuradan uzunlukları trimleyebilirsiniz. Biz silindiri tamamen tanımladığımız için dikkat ederseniz trimlediğimiz anda bunlar şey haline geldi. Constraint bir hale geldi ve şuralarda alanlar tanımladık. Şimdi sketch'imizi tamamladık. Çünkü istediğimiz alanları tanımlamış olduk. Şimdi bunları extrude edeceğiz yukarı doğru. Yükseltme miktarımız da 3 mm'ymiş. Extrude aracımı açtım. Şunları seçiyorum. İki profili seçtikten sonra 3'er milimetre extrude'ladım. Şimdi parçamızın tek eksiği şuradaki chamferlar kaldı. Chamferlarda dikkat ederseniz boylu boyunca gidiyor. 3'e 3, yani 3 milimetre 3 milimetrelik bir chamfer bu. 3 milimetre 4 milimetre pardon. Şurası. Şurada belirtildiği üzere. Yani şurası 4'müş. Şurası 3'müş. Tamam. Şimdi chamfer diyelim. Şurası şimdi önceden equal distance kullanmıştık. Şimdi chamfer'ın farklı bir tipini kullanacağız. İki farklı uzunluk belirttiğimiz two distance tipini kullanacağız. Şimdi bir tanesi 3, bir tanesi 4 olacak. Yani şu şekilde. Yani şurası 3 milimetre zaten yüksekliği. Şey de 4 milimetre olacak. Bunların ikisi aynı mı? Bir dakika. Şöyle yapalım. Ayrı ayrı yapalım. Mesela şurayı two distance 3 ve 4 3 ve 4. Tamam, şu şekilde. Şimdi kontrole basarak şimdi uzunluk belirttikten sonra dikkat ederseniz yeni bir tane şey seçemiyorsunuz. Ama klavyenizde kontrole basıp yeni bir tane şey seçebilirsiniz. Yani mesela şurayı seçebilirdik. Ama seçmek istemiyoruz. Tekrar kontrole basılı tutuyorum. Şunu işaretlediğim mavi ile highlightlanmış durumda olan şeyi tekrar kaldırıyorum. Sonra burayı seçiyorum. Sonra ikisini de oluşturdu benim için. Şimdi bu 3 ve 4 milimetreyi verirken şu an yaptığım bu iki uzunluk arasındaki değişim şeyini tab'le yapıyorum. Tab tuşuyla bu iki tane klavyenin genellikle sol tarafında kullanılan tab. İkisini değiştirerek mesela şu an dikeydeki uzunluğu 4, yataydaki uzunluğu da 3 zaten yükseklik miktarınca. Bu şekilde sonra onaylıyorum. Bu parçamız da bu şekilde. Başka bir özelliği yok. Şeye dikkat edin. Şu an sanırım saat yönünde dönüyor. Aynen. Şuradaki yarıklar saat yönünde yerleştirilmiş. Yani siz de yukarıdan baktığınızda şu şekilde olacak şekilde oluşturmaya dikkat edin. Bunu da yuva olarak kaydedebiliriz. Bu şekilde. Bunu da kapatalım. İşimiz bitti çünkü. Data paneline geri dönersek, bilgi panelinde burada yaptığımız her şeyi göreceksiniz. Şu ana kadar 3-5 tane parça tamamlamışız. Şimdi bir sonraki parçamız pervane. Pervane de yine dikkat ederseniz şurada iki tane, merkezde bir tane silindir. Bir de
Şurada çeperde bir tane silindir ve aradaki bıçaklardan oluşuyor. Şimdi çeperleri çizelim. Merkezdeki silindiri ve çeperi çizelim. Sketch açıyorum. Top plane'i seçtim. Şu şekilde 3 tane daire oluşturuyorum. Şuradaki alan ve merkezdeki dairenin içerisindeki alanı kullanacağım. Eğer 3 tane daire kullanmak istemezseniz, çünkü şu şekilde yapayım. Şu bir tane daireyi sileyim. Şurada merkezdeki daire 18 mm'ymiş. Şurası da 120 mm'ymiş. Bize şey bilgisi verilmiş. Çeperin kalınlığının bilgisi verilmiş. Bu da 1 mm. Yani aslında demeye çalışıyor ki şuradaki çeperin dış çapı 120 mm ve kalınlığı da 1 mm. Şimdi bu çizim yaparken kullanabileceğiniz diğer güzel araçlardan bir tanesi offset. Offset aracının sağladığı şey sizin tanımladığınız bu daire merkezde olmamış. Şu şekilde tekrar yaptım. Şimdi offset'in sağladığı şey, siz bir profil çiziyorsunuz mesela şu şekilde. Çizdiğiniz profili seçtikten sonra belirli bir miktar boyunca içe doğru offsetlenmiş şekilde, yani oranlı bir şekilde içeri doğru çöktürülmüş şekilde veya dışarı doğru, mesela dışarı doğru da olabilir. İçe doğru oranlı bir şekilde hatlarını çizdiğiniz zaman onu oluşturuyor size offset aracı. Bizim istediğimiz şey de bu aslında. Çünkü kalınlığını biliyoruz. Daha kompleks yapılarda dikkat ederseniz yapması daha kolay. Çünkü yani bunu sıfırdan hepsini paralellik vererek yaptığınızı düşünürseniz çok daha zor olur. Bunu yapmak yerine direkt offset aracını kullanarak birbirine eklenmiş şeylerin, çizgilerin ya da kapalı profillerin oluşturduğu şeyi offsetlenmiş halde içeride yapabilirsiniz. Şurada kalınlık bilgisini koyuyorsunuz sadece dikkat ederseniz. Bütün kenarlardan 8 mm uzakta olacak şekilde. Böyle. Şimdi şunu sileyim. Şimdi biz offsetli şekilde içeri doğru 1 mm kalınlığında olmasını istiyoruz. Onun için bunu şöyle koyduk. Gerçekten 1 mm mi? Evet, 1 mm. Tamam, şimdi onayladım. Şimdi ikisini de extrude edeceğim. Merkezdeki daireyi ve çeperi seçtim. Yüksekliği ne kadarmış? 8 mm'ymiş. Şu şekilde 8 mm'lik koydum. Şimdi bıçakları oluşturmamız gerekiyor. Bıçaklar da aslında pervaneyi merkeze oturttuğumuz için, orijine oturttuğumuz için burada da aslında radyal simetriyi kullanacağız. Dairesel simetriyi kullanacağız. Dikkat edin, 3 tane bıçak var. Ve bunlar eğer simetrik olarak yerleştirilmişse her birisinin arasında 120 derecelik bir açı oluşturacak. Şimdi bunu kullanacağız. Bu düzlemlerden bir tanesini seçelim. Mesela ön düzlemi de seçebilirsiniz, sağ düzlemi de seçebilirsiniz. Mesela ön düzlemi seçelim. Şimdi bize ne verilmiş? Orijinden çıkan bir tane çapraz bir çizgi var. Şeye kadar ilerliyor. Yükseklik boyunca ilerliyor. 8 mm yani. 8 mm ilerliyor. 1 mm kalınlığı varmış. 8'e 8'likmiş. Yani şurası 45 derece. Şimdi hatırlarsanız yansıtma aracı kullanmıştık. Projection aracı kullanmıştık. Şu project aracını yine kullanarak şu iki mesafeyi alalım. İşimize yarayacak. Şimdi şu şekilde çizelim. Çapraz geliyor. Belirli bir kalınlığı var. Sonra tekrar geliyor. Biraz absürt çizeyim. Size bunu sonra başka bir araçla göstereyim. Şimdi uzunluk boylu boyunca aynı olduğu için dikkat ederseniz şurada şu iki uzunluğu eşitleyebilirim. Şuraya gelirsem şunu referans çizgisi haline dönüştüreyim. Referans çizgisi haline dönüştürdükten sonra body'yi kapatayım. Body'yi de kapattım. Sonra şu uzunluğu eşlemek istiyorum. Onun için constraint araçlarından bir tane equal diye bir araç var. Yani eşit uzunluk aracı.
Onun için şu iki uzunluğu birbirine eşitledim. Sonra ayrıca yapmam gereken bir şey daha var. Bu iki şeyi paralel hale getireceğim. Şu şekilde. Gerçi bu iki uzunluğu birbirine eşitlediğim zaman bunlar paralel olmak zorunda. Diyelim ki bu eşitlik konstreynini kaldırdım. Bu ikisini paralel olarak verebilirim. Ve böylelikle bunu manipüle ettiğim zaman ikisi paralel olarak kalmak zorunda. Tamam. Şimdi şu uzunluk belli. Şurayı 8 mm vereceğiz. Veya 8'e 8 verildiği için buradan burayı açı değeri vererek de yapabiliriz. Şu şekilde. Yani 8'e 8 olarak verildiği için 45 derece olarak verebiliriz. Sonra burasının da kalınlık bilgisi verilmiş. 1 mm. Ve şurada dikkat ederseniz çok hafif bir maviyle highlightlanmış durumda bir alan tanımladık. Üstüne geldiğimiz zaman da koyulaşıyor zaten. Bizim istediğimiz de bu. Body'yi kapatmıştık. Body'yi açalım. Şurada merkezde bir tane body var. Sonra burada bir tane body var. Şimdi yapmamız gereken şuradaki şeyi, profili extrude'lamak. Şöyle, şu şekilde. Ama dikkat ederseniz şu an diğer yaptıklarımızın aksine şu an yaptığımız ekstrüzyon işlemi kırmızı olarak gösteriliyor. Delik açarken hatırlarsanız yaptığınız işlemde de kırmızı gözükmüştü. Kırmızı kesim işleminin rengi Fusion için. Ama bizim istediğimiz şey bu iki gövdenin yani Body 1 ve Body 2'nin birbirine eklenmesi. Yani join operasyonu istiyoruz aslında biz. Şimdi peki dikkat ederseniz bu pervanede pervanenin bu kanadı dış çepere vardığı anda bitiyor. Yani dış çeperde sonlanması gerekiyor. Bu ekstrüzyonda uzatma tiplerinde hatırlarsanız to object denen bir şeyimiz vardı. Seçeneğimiz vardı. To object size belirli bir objeye kadar uzatmanızı sağlıyor. Yani mesela bu çeperi işaretlediğim zaman program diyor ki ben bu seçtiğim profili şu karşıdaki seçtiğin objenin duvarlarına ve sınırlarına ulaşıncaya kadar uzatacağım. Yani mesela yukarıdan bakarsanız şimdi mesela şurada diyelim ki sanırım aynen. Şurada mesela dairenin merkezi var. Yani burası en uzak nokta ve gittikçe yaklaşıyor. Yani eğer siz bu şeyi kullanmazsanız ekstrüzyon yöntemini kullanmazsanız işiniz daha zor olacaktır. Bu şekilde. Operasyonu da şuradan join olarak seçmeyi unutmayın. Cut formatındaydı. Yani kesme operasyonu yapıyordu. Ama bizim istediğimiz şey bunun bu gövdelere eklemlenmesi. Onun için join operasyonu seçtik. Bu şekilde. Sonra onaylıyorum. Şimdi katı gövde oluşturmak için revolve komutu kullanmıştık. Ama şimdi yapmamız gereken oluşturduğumuz bir gövdeyi klonlamak. Simetrik olarak. Bu yapacağımız operasyonu da oluşturmak için pattern aracı kullanacağız. İki farklı pattern aracımız var. Bir tanesi rectangular pattern. Bir tanesi de circular pattern. Ben bunları toolbar'a ekledim. Siz de ekleyebilirsiniz şuradan. Create'in tabına gelin. Aşağı doğru açın. Burada zaten pattern on path, geometric pattern falan. Dört farklı pattern var. Burada mesela bu 3 noktaya tıklayıp toolbar'ınıza ekleyebilirsiniz. Biz circular pattern'ı kullanacağız. Şimdi pattern yaparken 4 farklı obje tipini patternlayabiliyorsunuz, klonlayabiliyorsunuz. Biz bu ekstrüzyon faaliyetini klonlayacağız. Yani aslında bu kanadı oluşturma yöntemimiz ekstrüzyondu. Ve biz bu aslında kanat oluşturma işlemini 3 kez tekrarlayacağız. 3 kez klonlayacağız yani. Onun için şuradan tipten Features'ı seçin. Sonra aşağıdaki bardan Extrusion'u seçin. Extrusion'u seçtikten sonra da eksenimizi belirtmemiz gerekiyor. Bizim bu pervane Z ekseninde
Dairesel simetrik olduğu için z eksenini seçelim. Sonra buradan klonlama sayısını belirtmenizi istiyor size. Mesela 8 de demiş olabilirdik ve 8 tane bize pervane oluşturacaktı böyle. Ama bizim tasarımımızda 3 tane pervane varmış. Hatırlarsanız şeyde aşağıdaki bu parametrik diyalogda üstüne çift tıklayarak tekrar düzenleyebiliyordunuz eskiden yaptığınız işlemleri. Biz şimdi 8 demek yerine 3 yazacağız buraya. Ve burada da değişik şeyler var. Ayarlar var. Mesela tam bir dönüşün eş bölümlendirmesini istemeyip bir açının eş bölümlendirmesini isterseniz, yani toplam açının mesela 180 olsaydı bu sefer 180 dereceyi 3'e bölecekti. Ama bizim istediğimiz şey 360 derece. Yani tam bir dönümün şey olduğu için full'ü seçelim. Buradan da şeyi miktarı seçiyoruz zaten. Bu şekilde. Şimdi pervanemizin üst kısmı bitti. Ama bu pervane bir yuva üzerine oturacak. Yani şu yuva üzerine oturacak. Ve yuvanın üzerinde de dişler var dikkat ederseniz. Şimdi pervaneyi aşağı doğru azıcık uzatıp, yani şuradan aşağı doğru azıcık uzatıp sonra şey yapacağız. Oraya yuvanın oturacağı geometriye oluşturacağız. Şimdi burada pervanenin kanadını oluşturduk. Sonra şey circular pattern'ını şey pervanenin kanatlarını oluşturduk. Şimdi şurada aşağı doğru 6 milimetrelik bir çıkıntı yapmamız gerekiyormuş. Şu şekilde yapalım. Sketch'i browser'dan sketch'inizi tekrar aktive edebilirsiniz. Şu şekilde Sketch 1'i aktive edin. Şurada çünkü dairemiz vardı hali hazırda. O dairenin kısıtladığı alanı seçip direkt ekstrüzyon yapabiliriz. Şu an yukarı doğru yaparsanız kesme işlemi gerçekleştirecektir. Onun için oku aşağı doğru tutup şey yapabilirsiniz. Veya şöyle yukarı doğru yaptıktan sonra şurada invert olması lazım. Veya direkt eksi 6 yazabilirsiniz. Yani seçtiğiniz şeye doğru. Bu şekilde. Aslında şurada olması lazım. Profil. Direction. Sanırım bu şekilde. Yani 6 mm aşağı doğru yapmamız gerekiyor. Sonra operasyonumuzda join zaten. Bu şekilde koyduk. Sonra çizimimi tekrar deaktive ettim. Şimdi bir sonraki adımda buradaki geometriyi sıfırdan tekrar yapmak yerine şöyle bir şey yapabiliriz. Data bu bilgi panelini tekrar açın. Ve gerçekleştirdiğiniz işlemi birazdan gerçekleştireceğimiz şeyi yapmadan önce bu pervane dosyasını kaydetmemiz gerekiyor. Şu şekilde pervane olarak kaydedelim. Şimdi bu kayıt oldu. Şimdi yapmamız gereken pervaneden yuva parçasını çıkarmak. Yani çünkü bu düşünürseniz pervane yuvaya oturacak ve eğer siz bu pervane katısından bir şekilde yuva katısını, yuva objesini çıkartabilirseniz aşağıdan, yani şu şekilde tamamen birbirine eşlenecek bir geometri oluşturmuş oluyorsunuz aslında. Onun için bilgi panelinden şu yuva parçasını sol tıklayarak, sürükleyerek şeye koyabiliyorsunuz. Şu anki dizayn ortamınıza yerleştirebiliyorsunuz. Bu şekilde yerleştirelim yuva parçasını. Şimdi biz bu yuva parçasını modellediğimizde hangi oryantasyondaysa o konumda bize şu an bu dosyaya koydu. Ama bizim istediğimiz şey burada aşağı doğru olması. Yani aşağıdan kesip çıkaracağız bunu. Onun için şu an objenin üstünde bulunan şu ok işaretleri kullanarak ok işaretlerinden dikeyde olan, z ekseninde olan ok işaretini kullanarak bu objeyi aşağı doğru sürükleyebiliriz. Bizim mevcut dizaynda 15 mm aşağı doğru çekmek şey için yeterliymiş. Tam olarak oturması için yeterliymiş. Onun için burada
aşağı doğru 15 milimetre hareket ettirdik. Bu şekilde. Şimdi yapmamız gereken işlem, şimdi yerleştirdiğimiz bu yuva parçasını pervaneden çıkarmak. Bunun için de combine denen bir aracı kullanacağız. Şurada modify'ın altında, daha doğrusu sekmeden de direkt seçebilirsiniz. Ya da klavyenizde S'ye basıp arama diyaloğundan combine yazıp mavi olanı tabii. Bu sanırım mesh aracı. Bu da farklı tasarım bölümleri var. Biz solid'deyiz şu an. Onun için şu maviyi seçeceğiz. Combine aracını kullanacağız. Şimdi combine aslında birleştirmek anlamına geliyor. Ama farklı operasyon seçenekleri kullanabiliyorsunuz. Yani mesela ekstrüzyonda nasıl sadece malzeme üretmiyorsak, aynı zamanda çıkarma işlemi yapıyorsak, combine'da da aynı şekilde iki farklı gövdeyi birbirine ekleyip çıkartabiliyoruz aynı zamanda. Şimdi hedef gövdeyi seçtik. Hedef gövdemiz pervanenin kendisi. Araç gövdemiz ise, yani rehber olarak kullanıp çıkartacağımız veya ekleyeceğimiz gövde ise şu yuva parçası. Şimdi operasyonu join olarak yani birleştirme olarak alırsanız bu iki parçayı birbirine eklemleyecektir. Ama bizim istediğimiz şey bu değil. Bizim istediğimiz şey çıkarması. Cut operasyonu seçtiğiniz zaman dikkat ederseniz yuva parçasını doğrudan doğruya pervanenin bu alt kısmından çıkarmış olduk. İstediğimiz de bu. Onaylıyoruz. Şimdi yuva parçası burada kaldı. Ve yuva parçası şu an linkli durumda. Yani ve onun için sadece gizleyebilirsiniz. Ama şu an bu yuva parçasını çıkarmak için, yani tamamen gövdeyi silmek için şuradan sağ tıklayıp üstüne Break Link seçeneğini seçip şuradan arasındaki linki kırarak daha sonra buradan tekrar sağ tıklayıp Remove diyebilirsiniz şuradan. Ve böylelikle oradaki gövdeyi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Pervanemiz de bu şekilde. Başka bir ayrıntısı kalmadı. Kanatları olan, merkezinde bir tane silindir olan ve silindir üstünde de yuvanın oturması için bir geometrisi olan bir pervaneden ibaret. Bu şekilde. Kaydetmeyi unutmayın. Yine veri panelinde göreceksiniz burada. Görülecektir. Şimdi gövde parçasını yapalım. Gövde parçası şu ana kadar çizdiklerimizden kısmen daha kompleks. Daha çok ölçülendirme yapmamız gerektiren bir parça. Ama yine de gözünüz korkmasın. Bu gördüğünüz bütün operasyonu şu ana kadar öğrendiğiniz şeylerle rahatlıkla yapabilirsiniz. Ki aslında daha fazlasını kullandık. Bu parçada sadece ekstrüzyon faaliyetini kullanarak ekstrüzyon, fillet ve chamfer araçlarını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Fillet'ten henüz bahsetmedik. Fillet da chamfer gibi sivri kenarları manipüle etmenize yarayan, yani Fillet'te dairesel bir yuvarlama işlemi gerçekleşiyor. Şeyde ise, chamfer'da ise sivri bir kenarı bir çizgi boyunca kesiyorsunuz. İkisi arasındaki tek fark bu. Şimdi gövdeyi modelleyelim. Gövde aslında dediğim gibi kısmen kompleks bir parça olarak görünse de adım adım ilerleyeceğiz. Şimdi başlayalım. Önce şunu modelleyelim. Bu önümüzde duran ölçüleri gireceğiz. Pervaneyi kapatıyorum. İşimiz kalmadı ondan. Veri panelini de kapattım. Şimdi bir tane sketch oluşturuyorum. Ve oryantasyonu da şu şekilde top plane'de olsun. Bu x ekseni, bu da y ekseni. X, y ekseni top plane olarak geçiyor. Top plane'e oturttum. İki tane dairemiz var. 60'a 40. Sonra bu iki daire alttan
birbirlerine aynı hizadalar. Onun için şu şekilde birleştireyim. Şu an dikkat ederseniz aynı hizada olmadığı şeyle çapıyla şöyle dikeyde şey yaptım. Aynı hizaya getirdim. Yine bunda da. Sonra bunu da yatayda aynı hizaya getirdim. Çünkü şey olmasını istiyorum. Dikkat ederseniz şimdi bizim kullandığımız çizgi bayağı kesintisiz bir çizgi, düz bir çizgi. Ama burada düz bir çizgi değil. Bunun sebebi bu kesikli çizgilerin referans çizgisi olması. Referans çizgisini çevirmek de oldukça basit. Referans çizgileri alan belirtmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şöyle bir şey, profil çizim mesela. Eğer şurayı kapalı çizgi yaparsanız şu iki profil birbirinden farklı alanları tanımlayacaktır. Ama bir çizgiyi referans haline döndürdüğünüz zaman alan tanımlama yetkisini elinden alıyorsunuz. Yani şu çizginin üstüne basıp X'e bastığınızda veya sağ tıklayıp burada normal construction yani normal referans olarak bahsettiğim şey normal çizgiler. İkisi arasında değişim yapabiliyorsunuz böyle. Yandan da diyalogda varmış zaten. Line type'da. Üstüne gelip construction olarak seçebiliyorsunuz. Bu şekilde biz de bunu referans çizgisi haline getirelim. Construction çizgisi haline getirelim. Sonra bize başka ne bilgi verilmiş? Şu ikisi arasındaki en kısa uzaklık. Dikkat ederseniz bu yataydaki uzaklık değil. Yani biraz açılı konulmuş. Yani bu ikisi arasındaki en kısa uzaklık. Yani şöyle vereceğiz. Yani şu an yataydaki uzaklık. Şu dikkat ederseniz azıcık oynuyor. Şu an şunu 60 vermemiz gerekiyor. Bakayım. Aynen öyle. Şimdi sonra şuradan bir çizgi geliyor. Bir dakika. Şuradan bir çizgi gelmiş. Ne kadar uzaklıkta? Şöyle yapalım. Şu referans çizgisinden seçmemeye dikkat edin. Yani ya da şöyle çok absürt bir yerden koyayım. Tamam, şöyle koyayım. Sonra şuradan da koyayım bir tane. Hangi konumda olduğu çok önemli değil. Şunu da şöyle çizeyim. Trim aracını kullanacağım. Şimdi dikkat ederseniz istediğim dikdörtgen orada da uzantılar var sadece. Klavyemde T'ye basarsam trim aracını açıyorum. Şunları çat çat trimledim. Şimdi bana şuranın 30 mm olduğu verilmiş. 30. Şuranın da 26 olduğu verilmiş. Şuranın da şu iki mesafe arasında 120 mm olduğu verilmiş. Şimdi ilk adım bu. Aslında iskeletini yavaş yavaş tanımlamaya başladık gövdenin. Bir sonraki adımda detaylarını ekleyeceğiz. Şimdi öncelikli olarak şu referans dairelerini çizelim. 86'ya 46'lık şu iki daireyi çizelim. Şu şekilde. Burası 86. Burası da 46. Burada bir sıkıntı oldu sanki. Şurası. Ha, şurası 40. Şurası 40. Şurası 46. Tamamdır. Şurası da 60 olması gerekiyor. 60 mı? Evet, tamamdır. bu şekilde. Şimdi bir sonraki adımda şurada ikisine de teğet olacak şekilde bir tane çizgi geçirilmiş. Onu yapalım. Şuradan şuraya. Şimdi dikkat ederseniz şimdi teğet falan değil bu. Ama teğet haline getireceğiz. Şurada ikisini seçtim, teğet haline getirdim. İkisini seçtim, teğet haline getirdim. Ve o da constrainlenmiş durumda. Yandaki browser'dan da zaten sketches şeyini açtıktan sonra çiziminizin kilitli halde yani constrainli halde olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Şimdi bir sonraki adımda şurada dikkat ederseniz yaylar var. Mesela burada bir yay var. Burada bir ark var. İki tane ark var yani. Şimdi bu ikisini oluştururken direkt ark kullanabiliriz. Şu şekilde. 3 point ark. Şöyle
absürt bir yere de yerleştirebilirsiniz. Şöyle. Sonra tangent verip şunu da şuradan tangent vereceğiz. Çünkü ikisine de şey teğet durumda. Sonra bize verilen diğer bilgi bunun 30 mm yarı çapında oldu. Aynı şeyi şurası için de yapacağız. İç daireyi yapmamız gerekiyor. Şurada zaten direkt tangency verdi. Burada da teğet olarak belirttim. Sonra yarı çapında 20 mm olarak verdim. Şimdi bakalım. Başka bir de şurada aslında bu çizimde biraz küçük görünüyor ama şurada delikleri oluşturmuşuz. Deliklerin geçeceği şeylerde aslında deliğin profili daire olduğu için daire oluşturacağız şuralara. Onun için şuraya daireleri çakalım. Daire. Daire. Şimdi bir tanesine 3 mm verdim. Hatırlarsanız uzunlukları eşleyebiliyorduk. Aynı şekilde dairelerin yarı çaplarını da eşleyebiliyoruz. Ve böylelikle bir değişim yapmak istediğinizde gelecekte sadece bir tane dairenin yarı çapını değiştirerek diğer dairelerin de yarı çapının değişmesini sağlayabilirsiniz. Equal constraint'i kullanarak bu daireyi birbirine eşledim. Sonra bu daireyi de birbirine eşledim. Yani velev ki şunu 6 mm yapmak istedim. Hepsini teker teker 6 mm olarak değiştirmek yerine bir tanesini değiştirmek yeterli olacaktır. Bu şekilde. Sonra bu dairelerin uzaklıkları verilmiş. Şu 13 mm uzaklıkta. Bu 72 mm uzaklıkta. Ve aynı şekilde sapın orta noktasıyla eş hizalı durumdalar. Onun için point aracını kullanarak şu orta noktasına yakın bir yere yerleştirdiğim zaman bir tane üçgen işareti çıkıyor. Üçgen işareti bana onun orta noktası olduğunu ifade ediyor. Oraya yerleştiriyorum noktamı ki üçgen noktasının üçgen sembolünü de görebilirsiniz burada. Sonra bu iki dairenin merkezine hizalı hale getiriyorum. Şimdi bu dairenin uzaklığını vereyim. Şu çizgiye olan uzaklığı 4 mm olarak verilmiş. 4 mm olarak verilmiş. Ve başka verilen şu ikisi arasındaki en kısa uzaklık verilmiş. Şu dairenin orta noktasıyla şu dairenin orta noktası arasındaki en kısa uzaklık 26 mm olarak verilmiş. Şöyle çapraz olmasına dikkat edin. Ne yatayda olan uzaklık ne de dikeyde olan uzaklık en kısa uzaklığı verilmiş. 26 mm. Böylelikle çizimimiz tamamen kısıtlanmış durumda. Bakalım başka yapmamız gereken bir şey var mı? Yok. Tamam, bu şekilde. Buradan onaylıyoruz. Sonra yapmamız gereken ekstrüzyon işlemi. Hemen ekstrüzyon aracını alalım. Ve şuradaki profilleri daireleri almayacak şekilde. Çünkü daireler bizim için delikleri oluşturacak. Daireleri almayacak şekilde. Şeyi seçelim. Oluşturduğumuz profilleri seçelim. Ve aşağı doğru 8 mm olmasını istiyormuş. 8 mm olarak verelim. Bu şekilde onaylayabiliriz. Onayladık. Şimdi şeyi açalım. Sketch'i tekrar aktifleştirelim. Ve şuradaki sap kısmını ve şuradaki uzunluk kısmını tekrar extrude'layalım. Şu şekilde. Şuradaki üçgen kısmı ve sapın şurada kalan şu, şu ve şu bölümlerini extrude'layalım. Şu çizdiğimiz birazcık büyük olan daireler aslında buraya yerleştireceğimiz dişlilerin referans daireleri. Yani dişlilerin sapın ve şuradaki üçgen bölümle çakışmaması için bu referans dairelerini oluşturduk. Yani geri dönersek şöyle şu şekilde buraya dişliler yerleştirmemiz gerekiyor. Ama bu sapın bunu şey yapmamız gerekiyor. Temas etmemiz gerekiyor. Onun için bu referans dairelerini oluşturduk.
Şu şekilde geri gelelim yerimize. Bu şekilde oluşturduk. Yükseltme miktarımız da 7 milimetreymiş. Şu şekilde 7 milimetre yükseltelim. Bu şekilde. Şimdi sketch'imi kapatabilirim. Sketch'imi kapattıktan sonra bir sonraki adımda dikkat ederseniz şu an bizim elimizdeki modelde sivri köşeler var. Mesela şurası sivri bir köşe, sivri bir köşe. Sivri köşeler var. Bunun yerine fillet denen bir aracı kullanacağız. Fillet denen aracımız tıpkı chamfer'da olduğu gibi bir köşeyi kesmek için kullanılan bir araç. Yani mesela şurayı şu şekilde bir köşeyi seçtikten sonra sizden yarıçap belirlemenizi istiyor. Yani mesela 20 milimetrelik bir yarıçap belirseydiniz, 20 milimetrelik bir yarıçap boyunca bu köşeyi yumuşatacaktı. Şimdi biz farklı filletler uygulayacağız. Şimdi şuradaki kırmızı olanlar eş, mavi olanlar eş ve siyah olanlar eş. Yani tek bir fillet komutunda birden farklı yarı çaplı operasyonları gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi onu yapalım. Fillet de aynı şekilde şu yukarıdan bulabilirsiniz veya search bar'dan fillet yazarak şu şekilde fillet diyaloğunu ve komutunu aktifleştirebilirsiniz. Şimdi öncelikle şu kırmızı olanları seçelim. 4 tane var. Şurası, şurası, şurası ve şurası. Ve yarı çapı ne kadarmış? 2 milimetreymiş. Yarı çapı 2 milimetre olarak verdim. Sonra yeni bir tane selection set oluşturuyorum. Yeni bir tane selection set oluşturup şurayı ve şurayı seçiyorum. Bu ikisi de eş. Mavi olarak işaretlenmiş yerler de eş. Ve orası da 3'er milimetreymiş. Şu şekilde. Şimdi yeni bir tane selection set oluşturuyorum. Yani şu şekilde. Artıya basarak. Ve sonra şu sapın arka kısmını seçiyorum. Siyahla işaretlenmiş. Ve oralarda 10 milimetreymiş. Bu şekilde seçmiş oldum. Görünürde başka bir filetlenme operasyonu yok. Onaylayabiliriz. Onayladık. Şimdi şeyi oluşturmuş olduk. Filetleri oluşturmuş olduk. Bir sonraki adımda aslında rulmanlar için şey açmamız gerekiyor. Delik açmamız gerekiyor. Rulmanların ölçüleri bu slayta gelmemiş. Biz bir ara verelim. Sonra yaklaşık 10 dakikalık bir aradan 10 dakikalık bir aradan sonra tekrar gelelim. 6:35'te görüşmek üzere arkadaşlar.
Selam arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ekranı açayım. Şimdi aslında şey yapmamız gerekiyor. Ruman yuvalarını açmamız gerekiyor. Ve Ruman yuvalarında PDF'te unutmuşuz ama 22 milimetrelik ve 8 milimetre derinliğinde iki tane silindirik boşluk oluşturmamız gerekiyor. Onu da hemen şu şekilde sketch'e geri dönüp iki tane 22 milimetrelik daire oluşturalım. Şöyle şu şekilde. Sonra onaylıyoruz. Sonra sketch'i tekrar aktive edip extrude kullanarak 8 milimetrelik iki tane delik elde ediyoruz. Şöyle şu şekilde. Şu şekilde. -7,9 yapalım. Orada aslında çok kısa film şeklinde bir şey kalıyor. Onu ayrıca şey yerine ekstrüzyonla yapmak yerine delik açma komutuyla da yapabiliriz. Yani şu delik açma şeyini kapatırsak şuradan hole komutunu açalım. Sketch'i tekrar aktive edelim. Şu daire merkezini alalım. Ve şurada Counterbore seçeneği var. Counterbore seçeneğini seçip şurada derinliği 8, 7,8. Şurada da şu genişlik 22, şu genişlik de 11 mesela. Şurası 180. Şu derinlikte 7,7,5. Deliği tekrar şey yapalım. Şuraya 7,9 yapabiliriz. Çok önemli değil. Geçelim. Sketch'i kapatıyorum. Sonra şimdi bir sonraki operasyonla bu oluşturduğumuz gövdeyi aynalamamız gerekiyor. Yani şu ana kadar bir gövde oluşturduk bu şekilde. Bu gövdeyi şimdi aynalayacağız. Aynalamadan önce chamfer yapabiliriz veya aynaladıktan sonra chamfer yapabiliriz. Biz aynaladıktan sonra chamfer yapalım. Şimdi aynalama aracımız var, mirror aracı. S'ye basıp arama diyaloğunu açıp sonra oradan mirror yazabilirsiniz şu şekilde. Sonra tipini gövde olarak seçin, bodies olarak seçin. Çünkü elimizde olan şey bir katı gövde. Katı gövdeyi seçtim. Sonra aynalama düzleme olarak da şu sapın şu düz yüzeyini seçtim. Sonra bana bu şeyi gövdeyi bu düzlemde aynaladı. Operasyonu birleştirmek yerine new body deyin. Bu şekilde onaylayın sonra. Şimdi bir sonraki adımda yapmamız gereken buralara chamferlar koymak. Yani şu şekilde. Şöyle chamfer aracımızı alıp şuradaki bitişik profili ve şuradaki bitişik profili seçip tip olarak equal distance seçip sonra 5 mm olarak atayalım şu şekilde. Sonra bir sonraki adımda bu gövdenin iki farklı parça olarak şu an oluşturduk. Eğer mesela şu gövdeyi hareket ettirmek isterseniz şu şekilde hareket ettirebilirsiniz. Yani bu ikisi iki farklı parça aslında. Az önce kullandığım araç
Klavyenizde M'ye basarsanız moving, move capital, capital'a girmiş olursunuz. Buradan yan taraftaki browser'dan seçebilirsiniz. Veya doğrudan doğruya üstüne tıklayabilirsiniz. Obje tipini seçtikten sonra şu şekilde. Sonra oynatabilirsiniz. Dikkat edersiniz, ikisi farklı gövdeler. Siz bunları imal ederken iki farklı şey olarak parça olarak imal edeceksiniz şu şekilde. Sonradan bunlar birbirlerine vidalanacak. Şimdi o vidaların oturması için vidaların ve civataların oturması için yuvalar oluşturacağız. Şimdi onları oluşturalım birlikte. Üst noktasında mı yapalım? Evet, üstünden yapalım. Şimdi üstüne bir tane sketch açalım bu gövdenin. Ve poligon aracını S'ye basıp poligon yazarsanız farklı yöntemlerle oluşturulabilecek poligon araçlarını göreceksiniz. Hangisini seçtiğinizin şimdilik çok bir önemi yok. Bir tanesini seçin. Sonra şurada dairenin merkezine geldiğiniz zaman ufacık bir mavi daire çıkıyor. Bu dairenin yani şuradaki deliğin dairesinin merkeziyle çakıştığınız anlamına geliyor. Bizim istediğimiz de şey istediğimiz şey de bu. Onun için çakışık olduğunu gördükten sonra şu şekilde poligon formatım edge poligon değil inscribe veya circumscribe olması daha iyi. Çünkü az önce kenarlarından oluşturdu. Ve kenarlarından oluşturması benim istediğim şey değil aslında. Onun için bir tane dairesel poligon oluşturma aracından bir tanesini seçtim. Yan taraftan da değiştirebilirsiniz. Bunların ikisinin farkı dairenin içine mi veya dışına mı yerleştirdiği. Burada yarıçapı poligonun dışından oluşturuyor. Şeyde ise diğer inscribe'da ise pardon circumscribe'da ise poligonun içine yerleştirilmiş bir tane dairenin yarıçapını belirliyorsunuz. Bizim için bu iki değer önemli değil. Altıgenin iki tane kenarının arasındaki uzunluk verilmiş bize. Biz onu kullanacağız. Onun için bizim için çok önemli değil. Aynı şeyi şuna da yerleştiriyorum. Sonra şuraya da yerleştiriyorum. Şimdi bu altıgenin şu kenarı paralel olacak. Sonra şuraya 5.6 veriyorum. Her birine 5.6, 5.6 vermek yerine equal constraint'i kullanarak kenarlarını eşitliyorum bunların. Sonra şunu yatay hale getiriyorum. Bunun da kenarını eşliyorum. Bu şekilde. Bu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi derinliği de 6 milimetreymiş bunların. Profilleri seçiyorum. 6 milimetre kesim işlemini gerçekleştirdim. Bu şekilde. Şimdi bir sonraki adımda daireler açacağım. Ve daha sonra bu daireleri aşağı taraftan keseceğim gövdeden. Onun için bir tane daha sketch oluşturuyorum. Daireleri yerleştiriyorum. Şu şekilde. Dairelerin yarıçapı 7 milimetreymiş. Bir tanesini 7 milimetre verip diğerlerini eş olarak verebilirsiniz şu şekilde. Sonra çizimimi bitirdim. Ardından ekstrüzyon aracımı tekrar açarak bunu yine 6 milimetre aşağı doğru ekstrüdleyerek kesim işlemini yapıyorum. Operasyon işlemini kat olarak seçmeyi unutmayın. Kendisi yine program yine bunu anlayacaktır. Ama yine de bir sıkıntı çıkarsa yandan kontrol etmeyi unutmayın. Sonra onaylıyorum. Bu şekilde sonra şimdi tek oluşturmam gereken pervane ve makaranın yani yuva ve makaranın gireceği delikleri oluşturmak. Onlar da şu şekilde. Hatırlarsanız bizim şaftımız şu şekildeydi.
Şaftımıza geri gelirsek. Yer çapı 8 milimetrelik bir şaftımız var elimizde. Bizim buradaki deliklerde nerede? Bizim buradaki deliklerde 9 milimetreymiş. Şimdi rahatlıkla oluşturabiliriz bunları. Tekrar sketch'imizi açalım. Şimdi bir tanesi deliklerin şu küçük dişlinin olduğu kısımdan, yani şuradan hole komutunu açarak şuradaki dairenin merkezini seçiyorum ve yukarı doğru şöyle contour bore değil simple hole ve yarı çapında 9 mm olarak veriyorum. Bu şekilde bir tane basit delik açıyorum. Extend type'ı da buradan all seçebilirsiniz. Ama distance seçmenizde de bir sıkıntı yok. Bu şekilde aynı şeyi burada bu sefer büyük taraf için uygulayacağız. Yine sketch'teki şu daire merkezini seçiyorum. Hole komutunu seçip sonra oku tutup aşağı doğru çekiyorum. Buradaki extend kısmında flip direction diye bir şey var. Şu sağ tarafta. Flip direction'ı basarsam yönünü değiştiriyor. Bu şekilde uzatırsam yine basit bir delik açmış oluyorum 9 mm çapında. Bu da bu şekilde. Şimdi elimizde iki farklı parça var. Bir tanesi şu şekilde. Bir tanesi şu şekilde. Diğerisi de şu şekilde. Siz bunları imal ederken iki farklı parça olarak imal edeceksiniz. Ve daha sonra bunları açtığınız deliklere uygun olarak vida ve somunlar kullanarak birleştireceksiniz. Şimdilik katı model olarak birbirlerinin üstünlerinde kalması yeterli. Gövde parçamız da bu şekilde arkadaşlar. Bunu da kaydetmeyi unutmayın. Gövde olarak. Şimdi oluşturmamız gereken sadece iki tane parça kaldı. Bunlar da dişlilerimiz. Dişlilerimiz helical gear. Ve aslında şu formatta olan dişlilere çavuş dişli diyoruz. Bu pervane fırlatıcı için uygun görülmüş bir dişli tipi. Şimdi bunu oluşturacağız. Bunu dişlileri kendimiz çizmek zorunda değiliz. Autodesk'in eğer bu apps.autodesk.com'a giderseniz burada çeşitli eklentileri indirebiliyorsunuz Fusion 360 için. Burada Fusion 360 için Helical Gear Generator'a ihtiyacımız var. Bunun ayrıntılarını şimdi paylaşmaya çok gerek yok sanırım. Ama eğer daha çok merak ederseniz Discord sunucusundan sorarsanız size yardımcı olabiliriz. Şimdi bu eklentiyi kullanarak iki tane dişli oluşturacağız. Şu şekilde. Şimdi bunu kaydettik. Şimdi iki tane dişli oluşturalım. Burada detaylarını sonra aktarırız dediğim gibi. Utilities kısmından aktifleştiriyoruz. Sonra Solid kısmından arama barına gelip Helical Gear yazarsanız kendisi çıkıyor zaten. Sonra burada oluşturmamız gereken tip belli. Standart olarak Sunderland seçmemiz gerekiyormuş. Sağ dönüşlü ve modülü 2 20 40 tane dişli 40 tane dişi olan backlash'e 0,2 mm ve dişli kalınlığı da 6 mm'ymiş. Bu şekilde bunu onayladığınız zaman sizin için bir tane dişli oluşturuyor. Şimdi bu oluşturduğu dişli
Helical Gear. Bunu dediğim gibi çavuş dişliğe döndürmek için, Herringbone'a dönüştürmek için Mirror aracını kullanacağız. Yine tipimiz body, çünkü bir katı bir gövde var elimizde. Aynalama düzlemi de şu düzlem. Böylelikle operasyonumuzda join birbirine eklemlememiz gerekiyor. Sonra dikkat ederseniz ortasında bir tane delik var bunun. Bu ortasından geçecek şey de shaft hatırlarsınız. Onun için 8 mm'lik bir şey açmamız gerekiyor. Delik açmamız gerekiyor. Hemen şuradan 8 mm'lik bir şey alarak. Bir sıkıntı oldu mu diye baktım da. Sıkıntı olmamıştır umarım. Bu şekilde oluşturuyorsunuz. Bunu da kaydedebilirsiniz. Bir dakika. Hemen şaftın çapına bakalım. Şaftın çapı 8. Şuradaki orantı biraz uçuk durdu. Sıkıntı yok. Siz eğer şurayı takip ederseniz şuradaki ölçüleri takip ederseniz sıkıntı çıkmayacaktır. Bunu kaydedin. Büyük dişli. Bunu kapattım. Şimdi aynı işlemi küçük dişliler için kullanacağım. Helical Gear aracını kullanacağım. Sunderland. Bu sefer sol dönüşlü bir dişli. Modülü 2. Diş sayısı 20. Backlash'ı 0,2 ve gear thickness de 6 mm. Preview'u açalım. Şu şekilde. Tamam. Yaptığımız işlemlerin aynısını uygulayacağız. Şu şekilde. Sonra deliğimizi açacağız. 8 mm olacak şekilde. Extrude edeceğiz. Böyle. Bunu da küçük dişli olarak kaydedebilirsiniz. Şimdi şu ana kadar yaptığımız bütün parçalar bu pervane fırlatıcısını oluşturmak için gerekli olan bütün parçalardı. Geri dönersek sırasıyla görebiliriz. Gövdeyi oluşturduk. Yuvayı oluşturduk. Şurada pervanenin üstüne oturduğu parça olarak görebilirsiniz. Yuvayı oluşturduk. Pervanenin kendisini oluşturduk. Dişlilerimizi oluşturduk. Büyük ve küçük. Tutacağımızı oluşturduk. Şuradaki. Ve makaramızı oluşturduk. Pervane fırlatıcımızın bütün parçaları bunlardı. Bunların hepsini sıfırdan modellemiş oldunuz. Umarım bu öğrendiğiniz araçları kullanarak çok daha güzel şeyler yaparsınız. Bizim parçalarımız bu kadardı. Katı modelleme ve çizim teknikleri burada sonlanıyor. Şimdi Metehan size assembly'lerden ve Motion Link gibi diğer farklı araçlardan bahsedecek. Yine 5 dakikalık bir ara verelim. Sizinle saat 7'de buluşalım.
Merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Makine mühendisliğinde okuyorum. Zaten muhtemelen beni Discord sunucusunda görüyorsunuzdur. Az önce Safa'nın çizdiği parçaların assembly'lerini yapacağım. Devamında assembly'den sonra render almayı, exploded view render almayı göstereceğim de. Bunlarla birlikte jointleri birbirine göre align etmeyi falan da gösteriyor olacağım. Ama en başta benim göstermek istediğim birkaç komut var. Onlardan başlayalım isterseniz. Göstermek istediğim ilk komut loft komutu. Loft komutu bu iki tane yüzey seçtiğiniz zaman bu iki yüzeyin arasını eğer boşsa dolduruyor, doluysa boşaltıyor. Ya yani burada şöyle bir şey oluyor. Sizin normalde elde edemeyeceğiniz geometrileri hani Extrude'la, Revolve'la, Hole'le veya herhangi bir şekilde elde edemeyeceğiniz geometrileri loft komutuyla elde edebiliyorsunuz. İsterseniz gene size şöyle loft komutunu anlatayım. Bir sketch açmamız gerekiyor. Buradan bir sketch'imizi açalım. Ben alt yüzeyi istiyorum şu anda. Bu alt yüzeyi bir dikdörtgen oluşturalım. Hatta merkezden olan bir dikdörtgen oluşturalım. Dimensionlarını verelim. Buraya 150. Şuna da 80 verelim atıyorum. Devamında bununla birlikte size göstermek istediğim bir şey daha var. Loft'tan önce bunu da göstermiş olalım. Offset plane diye bir şey var. Offset plane şu oluyor. Burada bir zaten size uygulamanın şu anda verdiği 3 tane plane var. Bu plane'lerin dışında da bir plane oluşturabiliyorsunuz offset plane komutu ile birlikte. Belli bir yükseklikte, belli bir konumda, belli bir açıyla hatta tangent olarak bile offset plane'leri oluşturabiliyorsunuz. Şimdi bunu seçeceğiz. Buradan bana diyor ki seç bir tanesini. Bunu seçmek istiyorum ben. Alttaki top plane'den baktığımdaki plane'i seçmek istiyorum. Ve diyor ki buradan ne kadar yüksekte olsun. Bana bu sefer bunu soruyor. Bunun bu kadar yükseklikte olması yeterli şu anda. Şimdi bir sketch daha açalım. Bu sefer bu plane üzerinde bir sketch açmak istiyorum. Offset plane'in üzerine açtığım sketch'e ben bir tane çember atmak istiyorum. Tamamen random bir şekilde olmasını istiyorum bunun da. Bunun sadece çapını versek bunu da yaklaşık 90 hatta 70 veriyor olsak burasının şurayla yataydaki uzaklığının aslında 40 olmasını istesek ve bunun da aynı hizada olmasını istesem şu anda tamamen bütün dimensionlarımı vermiş bulundum. Şimdi loft komutu ne işe yarıyor? Ben loft komutunda bu iki yüzey arasında bu iki yüzeyi birleştiren ve olabilecek en düzgün geometride birleştiren bir komut bu. Ben burada bir katı oluşturabiliyorum loft komutuyla birlikte. Ben bu yüzeyi seçiyorum. Devamında şu yüzeyi seçiyorum. Gördüğünüz üzere bu şekilde bu iki yüzeyi birleştirdi ve bu iki yüzey arasında bir katı oluşturdu. Okey diyoruz. Bunu bu şekilde bitirebiliyoruz. Bunun dışında ben bir de şöyle bir şey göstermek istiyorum sizlere. Mesela buradan bunları silelim. Tümüyle silelim. Thread komutu diye bir komut var. Bunu da göstereyim isterseniz hemen sizlere. Sketch açıyoruz. Ben şu anda bu tabandaki plane'i seçmek istiyorum. Bir çember oluşturalım. Yaklaşık olarak 20 milimetre olsun çapı. Bunu extrude edelim. Bu kadar extrude olsun. Devamında thread komutu var. Thread komutu yine burada. Buradaki komutlardan birisi. Gördüğünüz gibi burada. Thread komutu ne işe yarıyor peki? Somunların içinde vidaların dışında gördüğünüz dişler aslında thread oluyor.
Türkçe'de diş yuvası oluyor, diş adımı gibi bir karşılığı oluyor. Bu thread komutu ile birlikte ben bu dişleri açabiliyorum. Şu şekilde açıyoruz, şöyle göstereyim. Ben thread komutuna geldiğimde diş açmak istediğim yüzeyi seçmemi istiyor benden. Geliyorum, bunu seçiyorum bu şekilde. Bana diyor ki size ne olsun? Yani bu metrik profilde oluyor. Şu an M20 oluyor yani. Ben M20'nin içerisinde de böyle M20 çarpı 2,5, M20 çarpı 2, M20 çarpı 1,5. Buradaki 2,5, 2, 1,5 vesaire diş adımı. Hani bu thread'deki her diş arasında 2,5 milim, 2 milim, 1,5 milim gibi değerler varmış. Ben bunu istersem 25 milim yapabilirim. Direkt çapım büyüyor gördüğünüz gibi. Ve bunu modellenmiş de isteyebiliriz. Gördüğünüz gibi modellenmiş istediğimiz zaman direkt bunu modelliyor. Gerek olmuyor. Bu modellenmiş olmasını sadece 3D printer'dan dişli çıkaracağınız zaman ve büyük boyutlu bir dişli ise, yani 3D printer'ın basabileceği bir dişli ise o zaman kullanabilirsiniz. Onun dışında çok bir şey değiştirmiyor. Bunu bu şekilde yaptık. Burada full length var. Full length ne demek? Ben bunu böyle seçtiğim zaman seçtiğim yüzeyin tamamı threadliyor. Bunu eğer seçmezsek benden belli bir uzaklık istiyor. Ne kadar uzaklıkta olsun, hani ne kadar boyutta bir thread istiyorum. 80 milim diyebilirim. Gördüğünüz gibi benim thread'i oluşturdu burada. Böyle bir komut bu da. Tekrar geri dönelim. Benim göstermek istediğim bir şey daha var. Az önce zaten bir arkadaş sormuştu yine bunu. Sweep diye bir komut var. Sweep komutunu nasıl kullanırız? Aslında şey demişti. Hani bunu curve şeklinde yapabilir miyiz demişti arkadaş. Gösterelim. Bunu bu şekilde yaptık. Dimension'ını verelim. Direkt buna 25 milim diyelim. Devamında bir ark çizelim. Bunu şöyle yapsak sanırım oluyor. Buradan bunun şununla tanjant olmasını sağlayalım. Buna bir de 50 dersek tamamen bu da oluşmuş durumda. Şu anda burada sketch'i oluşturduk. Ama burada CVP yapabilmemiz için bir sketch daha gerekiyor bize. Bunu yapalım. Rectangle diyelim. Yine merkez noktasından olsun. Şu şekilde. Bunun da ölçülerini verelim. Tamamen yine kafadan atıyorum şu anda yine. Bunu bu şekilde yaptığımız zaman böyle bir bu şekilde oldu. Peki sweep'i nasıl yapacağız? Yine buradan create diyeceğiz. Burada bir sürü komut var. Bunları deneyebilirsiniz. Hepsi zaten basit komutlar aslında. Sweep burada. Sweep ne işe yarıyor? Benim seçtiğim yüzeyi, seçtiğim surface'ı, seçtiğim path boyunca götürüyor. Hani ve onu bir katıya çeviriyor. Solid yapıyor. Şöyle sweep'i seçelim. Benden şu an ilk önce bir yüzey seçmemi istiyor. Bir profil seçmemi istiyor. Şu anda ben yani şunu seçmemi istiyor aslında benden. Zaten seçebileceğim bir tek bu var. Bunu seçiyorum. Sonra benden bir curve istiyor, bir çizgi istiyor. Hangi yolu takip edeyim ben diyor. Bunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir katı oluşturuyor benim için. Bu az önce de bir arkadaş sormuştu zaten. Bu şekilde. Şu anda benim aşağı yukarı göstereceklerim bu kadar. Zaten burada çok detaylı şeyler var. Hani birazcık kurcalarsınız hepsi basit şeyler, kendiniz de yaparsınız. Gördüğünüz gibi yaylar var, küreler var, silindirler, direkt hani burada direkt bunları yapabilirsiniz. Bir sürü şey var. Bunu birazcık kurcaladığınız zaman direkt kendiniz de yapabiliyor olursunuz. Basit bunlar zaten. Ben bunu kaydetmek istemiyorum. Şimdi bunun bizim pervane fırlatıcının bir assembly'sini yapalım. Assembly'yi yapmak için şöyle yapmamız gerekiyor. Öncelikle ben bu dosyayı boş haliyle kaydedeceğim. Devamında bunu assembly diye kaydediyorum. Direkt Fusion'da şimdi assembly'de şöyle oluyor. Ben bu dosyanın içerisine istediğim herhangi bir parçayı atabiliyorum. bu parçaya sol tık yapıp kayıtlı bir dosyaya kayıtlı bir parçayı yapabiliyorum bu arada. Bu parçaya sol tık yapıyorum. Sürükleyip bırakıyorum ve bu parça şu anda buraya konumlandırılıyor bu şekilde. Ben bunun konumunun şu şekilde olmasını istiyorum. Front'tan baktığımız zaman
ki aslında bunun front kısmı tam olarak burası oluyor. Bu pervane fırlatıcımızın ön kısmı burası olacak. Buradan getirdiğim zaman ve bunu da aşağı yukarı buraya getirdiğim zaman ki aslında bunu pivot olarak ayarlıyoruz. Bunu okeyledim. Şu an burada bir sorun oldu. Bir saniye. Şu kalkmıyor buradan. Şunu kapatalım. Bug'a girdi. Fusion 360. Hemen isterseniz bir Fusion 360'ı kapatıp geri açalım. Şu anda açılmasını bekliyoruz Fusion 360'ın. Bazen böyle şeyler oluyor çünkü bulut tabanlı internetten olan bir program. Yani o yüzden çok stabil olmuyor bazı zamanlarda ama yani birçok programda benzer problemler yaşanabiliyor zaten. Şu anda sanırım sesim geliyordur diye düşünüyorum. Assembly'ye tekrardan dönelim. Buradan geldiğimiz zaman ben burada bu assembly dosyasını açmışım zaten. Açmıştım, kaydetmiştim. O yüzden burada bu şekilde duruyor. Ben bu gövde parçamı buraya bırakmak istiyorum. Gövde parçamı bıraktım. Bu parçamın ön kısmının burası olduğunu söylemiştim zaten. Bunu bu şekilde çeviriyorum. Ve buraya bu şekilde bırakmış bulundum. Şimdi ben assembly'ye başlamadan önce bunu buraya fixlemem lazım. Peki nasıl fixleyeceğim? Bunu da şey yapalım. Peki bunu nasıl fixleyebilirim? Gövdenin üzerine geliyorum. Sağ tık yapıyorum. Şurada gördüğünüz gibi ground yazıyor. Ben bunu groundladığım zaman bu buraya fixlenecek. Ben bunu artık buradan hareket ettiremeyeceğim hiçbir türlü. Şu anda bu hareket etmiyor aslında. Koordinat sistemini kaldırdığım için hareket ediyormuş gibi duruyor. Aslında şu an koordinat sistemiyle birlikte hareket ediyor burada. Peki buradan sonra assembly'yi nasıl yapabiliriz? Şurada yapmak istediğimiz bir şey var. İlk önce ben body'lerden body 2'yi kapatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada rulman yuvalarımız var. Buraya biz rulmanları assembly yapacağız. Peki bizim burada rulmanımız var mı? Hayır. Rulmanlar zaten standart parçalar. Standart parçaları nasıl kullanıyoruz Fusion 360'ta? Gördüğünüz gibi burada sağ üst tarafta bir insert kısmı var. Insert kısmına geldiğimiz zaman McMaster komponentlerini alabiliyoruz. McMaster ne peki? Amerika'da çok büyük bir parça üreticisi. Onların parçalarının bütün dosyaları var. Fusion 360'ta biz bunları kullanabiliyoruz. Peki burada rulmanımızın çapı ne? Ona bakalım. Burada inspect komutu var. Measure var burada. Buradan bunu seçip bununla tıkladığım zaman ölçümünü alabiliyorum. Yani burada çapı 22 olan bir delik var. Daire var. Yani ben buradan şunu çıkarabiliyorum ki buradaki rulman 608. Ben 608'i çok kullandığım için biliyorum direkt. Bilmiyor olsaydım bunu direkt araştıracaktım. Insert'e geliyorum tekrardan. McMaster parçalarına geliyorum. Buraya aratıyorum direkt. 608ZZ. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıktı. Ben buna geliyorum. Buradan 3D SolidWorks'ü değil 3D Step'i seçmem lazım. Bunu seçtim. İndir dedim. Ve gördüğünüz gibi direkt buraya getirdi. Peki bana bu rulmandan kaç tane lazım? 4 tane lazımdı. 2 buraya, 2 de tam olarak karşısına. Bunları nasıl yapabilirim? Burada gördüğünüz gibi rectangular pattern var. Yani
dikdörtgensel şekilde bunları sıralayabiliyorum. İstersem circular da yapabiliyorum. Bu rectangular pattern'e geldiğim zaman burada öncelikle bana bunu sorduğu zaman genelde capture positions deyin. Çünkü aksi şekilde çok saçma şeyler oluşuyor. Buradan face değil, komponentleri seçeceğim. Bu komponenti seçiyorum. Directions diyor. Şuradaki şu direction'ı, şu yönü seçiyorum. Burada verdiği sayı kaç tane olmasını istiyorum? 4 tane olmasını istiyordum. Bunu bu şekilde açıyorum. Artık benim burada 4 tane rulmanım oldu. Bunu böyle yaparsam mesela burada 3 oluyor. Burada da 8 tane olur. Bunu bu şekilde yaptım. Okeyledim. Peki assembly nasıl yapılıyor? Assembly'leri nasıl yapıyoruz Fusion 360'da? Şu şekilde burada assemble zaten var direkt. Burada joint diye bir komut var. Joint komutuna geliyoruz. Buradan benden yüzeyleri hani birbirlerini aslında align edecek yüzeyleri vermemi istiyor. Burada çemberleri align edeceğim. Gördüğünüz gibi rulmana tam olarak sağdan baktığımızda en yüksek, en çıkıntılı noktası şurası. Ben bunu seçiyorum. Buradaki çemberi seçtim. Buradaki çemberin ben buranın en dış noktasıyla aynı hizada olmasını, yani align olmasını istiyorum ve aynı şekilde ben şu an bu şekilde seçtiğim zaman seçtiğim iki çemberi aynı hizada ve eş merkezli yapacak. Seçiyorum. Gördüğünüz gibi rulmanın buraya geldi. Burada pozisyon bu şekilde vermiş. Burada flip diye bir komut var. Flip yaparsam bunu ters çevirecek. Bazı durumlarda kendisi başta ters atıyor. O yüzden bunu düzeltmemiz gerekiyor. Flip'le düzeltebiliriz. Peki burada pozisyon var. Ama ben bunun dönmesini istiyor olabilirim. Dönmüyor şu anda. Peki ne yapabiliriz bunun için? Burada motion kısmı var. Motion kısmına geldiğimiz zaman şu anda gördüğünüz gibi burası rigid. Rigid olduğu için ben bunu okeylediğim an bir daha hareket ettiremeyeceğim. Bunu revolute seçebiliyorum. Bu sefer dönebiliyor oluyor. Burada slider seçebilirim. Cylindrical seçebilirim. Hem dönüyor hem slide yapıyor. Ben şu anda Revolute'u seçeceğim. Rotation yönünü de Z aksisi seçiyorum. X aksisi seçebilirim. Y aksisi seçebilirim. Bu şekilde oluyor. Şu anda saçma duruyor zaten. Custom bir şey de yapabiliyorum. Bunu bu şekilde seçtim. Onayladım. Aynı işlemden 4 tane daha yapacağız. En dıştaki çemberi seçeceğiz. Buradaki rulman yuvasına gideceğiz. Bunun en dıştaki çemberini seçeceğiz. Bunların motionlarının revolute olmasına dikkat edeceğiz. Bu şekilde yapacağız. Şu anda gördüğünüz gibi ben bunları revolute yaptığım için döndürebiliyorum istediğim gibi. Rigid bıraksaydım bunu yapamıyor olacaktım. Şimdi döndüğümüz zaman bu rulmanları da buradaki yuvalara yerleştirmemiz gerekiyor. Şunu yine seçiyorum. Bunun en dış çemberini seçiyorum. Gördüğünüz gibi demiştim bazen bu şekilde ters yapacak. Flip komutu ile birlikte düzeltiyorum. Bunun revolute olup olmadığını kontrol ediyorum. Okey. Son rulmanımız da assembly'sini yapalım. Bunu seçiyoruz. Yine buradaki dış çemberi seçiyoruz. Flip diyeceğiz. Motion'a dikkat edeceğiz. Bir kontrol edelim. Bu şekilde geldi. Şu anda gördüğünüz gibi iki body'm burada. İki body'min içinde de rulmanlarımı yerleştirmiş durumdayım. Ben şimdi rulmanı büyük dişliyle yani aslında pervane fırlatıcının arka tarafından başlamak istiyorum. Burada gelip buna tıkladığım zaman bana bunun aslında şöyle bir şey var. Fusion 360'da bu çok güzel. Burada bir parçaların model ağacı var. Model ağacını bu parçanın hani şey düşünebilirsiniz. Hani 300-400 parçalı bir assembly yaptığınızı düşünün. Çok küçük bir parça var ve onu bulmanız buradaki model ağacından çok çok zor olacaktır. Fusion 360'da şöyle bir güzellik var. Ben buna geliyorum, tıklıyorum. Bana diyor ki bu burada. Bir daha tıklıyorum. Diyor ki body'lerin içinde bu. Ben bunu kapatıyorum şu anda. Böyle bir güzel yönü var. Bunu görmek istemiyorum şu anda ve şunu da görmek istemiyorum. Bunu da kapatıyorum.
Şunların da üstüne aslında V komutu ile birlikte bunları kapatabilirim. Şu anda kapatmak istiyorum. Çünkü o jointlerin görünmesine ihtiyacım yok şu anda. Birazdan ihtiyacım olduğunu da açacağım. Şimdi burada büyük ve küçük dişlimiz var. Ben öncelikle büyük dişlimle başlamak istiyorum montaja. Bunu bu şekilde konumlandırdım. Montajını yapmak için joint diyorum tekrardan. Şu anda bunun merkezindeki çemberi seçeceğim. Bunun merkezindeki çemberi seçtiğim zaman ve buradaki çemberi seçtiğim zaman bunları yine eş merkezli yapıyor benim için. Yine flip demem gerekiyor. Bu şekilde buraya oturuyor gördüğünüz gibi. Tam olarak oturuyor. Okey diyorum ve benim buradaki montajım bitmiş oluyor. Burada benim göstermek istediğim önemli bir nokta var ki bu gerçekten önemli bir nokta. Ben burada linkleri birbirine bağlayabiliyorum. Yine capture position demem lazım. Burada gördüğünüz gibi iki tane link var aslında şu anda rulmanlarla birlikte olan. Burada bu var ve en son eklediğim var. Ben bunların birlikte hareket ediyor olmasını istiyorum. Yani şu an bu ne demek? Benim rulmanım 360 derece döndüğünde, yani bir tam tur attığında büyük dişlim de bir tam tur atacak. Ben bunları birbirine motionladığım zaman, bağladığım zaman bu şekilde hareket edecek artık. Rulmanımı hareket ettirdiğim zaman dişlim de hareket ediyor. Bunu aynı zamanda şöyle de yapacağız. Şimdi getireceğiz küçük dişlimizi de montajlayacağız buraya. Benzer bir şeyi küçük dişlimiz için de yapmamız gerekiyor. Şöyle göstereyim onu da. Yine assembly diyoruz, joint diyoruz. Gördüğünüz gibi şunu seçiyorum. Burada da en dıştaki kalan noktayı seçiyorum. Yine flip diyoruz. Bu şekilde geliyor. Bunların doğru açısını bulmamız gerekiyor şu anda. Yanlış hatırlamıyorsam eksi 11,5 derece verince tam oturuyorlardı. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi tam oturdular. Benim şu an burada yapmak istediğim bir şey var yine. Buradaki iki linki birbirine motionluyorum. Bunların ikisini de burada şu anda zaten reverse komutunu kullanmadığım sürece ikisi de aynı yöne dönüyor demektir. Reverse komutunu kullanmıyorum. Bunların aynı yöne dönmesini istiyorum. Şu anda bu ayrı dönüyor. Bu ayrı dönüyor ve birlikte dönmüyorlar. Peki bu dişlilerin montajını birlikte nasıl yapabilirim? Yine motion link diyorum. Bunu ve bunu seçiyorum. Birlikte hareket etmelerini istiyorum. Ama burada bir şey var. Revolution 5. Yani büyük dişli. Bu küçük dişli 360 derece döndüğünde büyük dişli. Bu arada büyük dişli de 40 diş, küçük dişli de 20 diş var. Az önce Safa yapmıştı, görmüştünüz. Yani bunun 180 derece dönmesi gerekiyor. Düzgün bir şekilde hareket etmesi için. Peki bunlar reverse etmeli mi? Evet, çünkü birisi sağa dönerken birisi sola dönmek zorunda. Saat tersine ve saat tersinin yönü şeklinde. Bu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda dişlerimiz hem çok güzel bir şekilde oturdular hem de birlikte hareket edebiliyorlar artık. Dönelim. Body'leri ve rulmanlarımızı şu anda artık gösterebiliriz. Burada şu anda yapmamız gereken bir şey var. Bunu kapatalım. Artık shaftları montajlamaya başlayacağız. Şunu kapatalım. Shaft'ı yine gördüğünüz gibi diğer parçaları da yaptığımız gibi bu şekilde bırakıyoruz. Geliyoruz. Bunu seçtik. Bu merkezin nereyle
aynı merkezli, aynı hizada ve aynı merkezli olmasını istediğimizi soruyor şu anda bize. Ben bu merkezin, bunun en, rulmanın en dibindeki 8 milimlik çemberle eş merkezli olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde geldi. Diğer parçalarımızı geri açalım. Bundan sonra burada şöyle bir parçamız var, makara parçamız var. Bunu çekip bırakıyoruz yine aynı şekilde buraya. Bunun da montajını yapacağız. Buradaki çemberin şaftımızın diğer ucuyla, yani şurasıyla eş merkezli ve birbiriyle aynı hizada, yani align olmasını istiyorum. Bunu getiriyorum bu şekilde buraya bırakıyorum. Peki şu an nasıl oldu? Gördüğünüz üzere ters yaptı. Flip diyorum. Bu şekilde düzeltiyor hemen. Burada bir tane daha şaftımızı çıkartacağız. Bunu kapatıyorum. Bunu kapatıyorum yine görünmesini istemiyorum. Bir tane daha şaft atacağım buraya. Bunu seçiyorum. Gelip yine diğer şaftı sabitlerken yaptığım gibi burayı seçiyorum. Gördüğünüz gibi ters taktı. Flip diyorum. Burayı düzeltiyorum. Dişlilerimi, rulmanımı ve ikinci bölümü açıyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi şu anda assembly'de artık aşağı yukarı pervane fırlatıcı ortaya çıkmaya başladı. Buradaki diğer parçamız ne peki? Burada bir yuva var. Yuvayı atıyoruz bu şekilde yine aynı şekilde. Assembly'de yuvanın yuva kanatı tutacak parça bu arada. Bunu geliyorum. Ben yine şunu seçeceğim. Buradaki merkezin çemberin bu çemberle eş merkezli ve aynı anda orası ile çakışık olmasını istiyorum. Bunu seçtik bu şekilde. Zaten aslında şöyle bir şey var. Ondan da hemen kısaca bahsedeyim. Bütün çizim programlarında da böyle bu aslında. Çizim programlarında montaj genelde daireler üzerinden gidiyor. Daireleri eş merkezli yapıyorsunuz. Ve dairelere bağlı olan bir yüzeyin başka bir yüzeyle align'ını yaptığınız zaman montajınız gerçekleşmiş oluyor. Oradan sonra sadece şey kalıyor. Hani kilitliyorsunuz ya da kilitlemiyorsunuz ki işte dönebiliyor ya da dönmüyor geliyorlar. Genelde bu bütün çizim programlarındaki montajlama kısmı bu şekilde ilerliyor. Daireler, dairelerin merkezleri ve dairelere bağlı yüzeylerin birbirlerine göre durumları şeklinde. Şimdi ben pervanemi atacağım buraya. Pervanenin de montajını yapalım hemen. Pervanenin montajında göstermek istediğim ayrı bir komut var. Aslında yine joint komutunun içinde. Joint kısmına geldiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi between two face diye bir şey var. Bunu seçeceğim. Burada da bunu seçeceğim. Şimdi komponent 1, komponent 2'den başlayacağım ben bu sefer yapmaya. Yani aslında komponent 1 benim montaja ekleyeceğim parça. Komponent 2 de zaten halihazırda montajlanmış parça oluyor her zaman. Yani komponent 2 fixlenmiş bir parça oluyor. Komponent 2'den başlayacağım bu sefer. Gördüğünüz gibi front'tan baktığımız zaman böyle bir yüzeyim var, böyle bir yüzeyim var. Ben bu ikisini seçtim. Burada bana bir snap seçmemi istiyor. Yani aslında şurayı seçsem oluyor bunun içinde. Ben burayı, bu yüzeyi seçeceğim. Sonra pervaneye geldiğimiz zaman bunu seçeceğim, bunu seçeceğim ve bunu seçeceğim.
Buradaki snaplerden şu şekilde. Bunu seçmek istiyorum. Birebir aynı snapler olsun. Bunu da burayla. Şu anda yine olmadı. Az önce yaptığım şekilde olmuyor. Bazen olabiliyor böyle durumlar. Şu anda tekrardan seçmem gerekiyor bu yüzden. Bu yüzeyi, bu yüzeyi ve bu yüzeyi seçmek istiyorum. Burada da bu yüzeyi, bu yüzeyi ve bu yüzeyin merkezini seçmek istiyorum. Şimdilik bunu şöyle yapalım biz. Yani şunu bu şekilde bir kaydedeceğim. Şimdi tekrardan gelmem gerekiyor buna. Bunu seçeceğim. Bunu seçeceğim ve buradaki şu yüzeyi seçeceğim. Bunu seçeceğim. Burada Between Two Selects yapmayı unuttum. Gördüğünüz gibi bu şekilde buraya oturdu. Bunun dışında şu anda burada montajını yapmadığımız bir parça kalmadı. Sadece artık vidalar ve somunlar kaldı. Vidalar ve somunlar için nasıl yapacağız? Vidalarımız ve somunlarımız M3 olacak. Buradan yine geleceğiz. Nuts diyeceğiz. Öncelikle somunlardan başlamak istiyoruz. Hex nuts. Burada şimdi buradan benden ölçülerini istiyor. Metric istiyorum. M3 olmasını istiyorum. Bunu istiyoruz.3D step parçasını istiyoruz. Bunu ekliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde geldi buraya. Peki bundan kaç tane vardı? Bundan 3 tane olacak. Yine Rectangular Pattern ile birlikte bunu seçiyorum. Direction'ı burayı seçiyorum. Bundan 3 tane olsun. Yeterli. Şimdi az önce gösteremediğim kısmı göstereyim. Bunu seçeceğiz. Buradaki komutun mantığı aslında şöyle. İki tane yüzeyi seçiyorsunuz. Ve bu seçtiğiniz iki yüzeyin arasındaki
Yüzeyden de sizin için aslında bu assembly'yi yapmış oluyor. Yani burada geleceğim. Yine iki tane yüzey seçeceğim. Ve o son seçtiğimin bununla align olmasını istiyorum. Ben bu yüzeyle bu şekilde oturmasını istediğimde gördüğünüz gibi bunun montajını bu şekilde yapabiliyoruz. Aynısından 3 tane yapmamız gerekiyor. Bunu seçeceğiz. Bunu seçeceğiz. Ben üçüncüye de bunu seçeceğim. Gördüğünüz gibi buradaki snap noktası çok fazla değişiklik gösterebiliyor. Bunu seçeceğim. Bunu seçeceğim. Ve bunu seçeceğim. Gördüğünüz gibi geldi buraya düzgün bir şekilde oturdu. Yine buradaki yüzeyi seçiyorum. Aralarında da burayı seçiyorum. Bunu bu şekilde yaptığımız zaman gördüğünüz şekilde geldi, oturdu. Şimdi buradan son olarak civatalarımı getirmek istiyorum. Scribbles buradan rounded head scribbles olsun. Buradan Phillips rounded olsun. Metric M3. Buradan da25 milimlik olanlar olsun. Black olsun. Step dosyasını indiriyorum. Gördüğünüz gibi gelmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi parçalarımız geldi. Ben yine buna da bundan da 3 tanesine ihtiyacımız var. Şu şekilde 3 tane alalım. Bunların montajını da yine diğerleriyle aynı şekilde buradaki çemberi seçeceğim. Buradaki çemberle eş merkezli olmasını ve bu şekilde oturmasını isteyeceğim. Çember seçiyoruz. Yüzey seçtiğimiz zaman kafayı yiyebiliyor assembly'de. O yüzden sürekli çemberleri seçmeye çalışmamız lazım.
Şu anda gördüğünüz üzere bütün montajımız bitti. Bunu çevirdiğimiz zaman dişlerimizle birlikte pervanemiz de dönüyor. Montaj bu kadardı. Peki render'ı nasıl yapacağız? Onu göstereyim sizlere. Render için de aslında buradaki başka bir çalışma ortamına geçmemiz lazım. Zaten burada render kısmı var gördüğünüz üzere. Render'a geliyoruz. Burada şimdi ilk önce direkt buradan bir solid renk seçebiliriz, çevre seçebiliriz. Çevrede böyle görünüyor. Ben bir solid renk istiyorum. Solid renkte de arka plan için öncelikle hatta birazcık hızlı giriştim. Render ne? Oradan başlayayım. Render aslında şöyle bir şey. Bizim burada modellediğimiz parçalar üretilene kadar Render bizim bu modellediğimiz parçalar gerçeğe en yakın şekilde görebileceğimiz, gerçeğe en yakın şekilde fotoğrafa çok yakın şekilde görebildiğimiz resimler çıkarıyor. Burada da biz render için ayarlamalar yapıyoruz. Aslında render içerisinde gerçekten çok fazla fotoğrafçılık bilgisi de oluyor. Burada arka plan var. İsterseniz direkt solid renk şey yapabilirsiniz. Buradaki arka planlar içerisinde gördüğünüz gibi bir sürü arka plan var ki indirebileceğimiz dışarıdan edinebileceğimiz bir sürü arka plan var. Ben genelde solid bir tek bir renk olmasını istiyorum. Seviyorum, tercih ediyorum. Daha hoş geliyor bana. Buradan da arka plan için bir renk seçeceğim şu anda. Genelde benim aldığım renderlerde sürekli kullandığım bir renk olan şu rengi. Hatta birazcık daha koyulaştırayım. Genelde de sürekli böyle bir rengi kullanırım. Parlaklığımızın ne kadar olmasını istiyoruz? Parlaklığımız genelde benim için 2000 civarında olduğunda, hatta 1800 sanki daha iyi olacak gibi, daha güzel oluyor. Bunlar var. Bunlar var. Reflections. Roughness'ını arttırdığımız zaman daha kaba oluyor. Daha az bir yansıma yapıyor. Bunu bu şekilde yapalım. Patlama çok az olsun. Burası 9,5'ti diye hatırlıyorum. Bu şekilde şu anda iyi duruyor. Buradan Appearance'a geldiğimiz zaman buradaki her şeye malzeme atayabiliyoruz. Fusion 360'ın içerisinde büyük bir malzeme kütüphanesi var. Gördüğünüz gibi bir sürü malzemeyi burada bulabiliyoruz. Biz burada plastik olmasını isteyeceğiz. Genelde çünkü 3D print gibi düşünüldü bu parça en başından beri. Ve gördüğünüz gibi aslında Safa'nın size başta da gösterdiği resimde de dişler ve kanatçık pervane beyazdı. Onun dışında gövde parçası ve diğer parçalar, yani bu parçalar siyahtı. Bunları gördüğünüz gibi bu şekilde yaptık. Peki şu anda bu nasıl olacak? Render'ı nasıl almamız gerekiyor? Ben size kısaca göstereyim. Buradaki in canvas kısmına bilgisayarınız çok güçlü değilse çok fazla dokunmayın. Çünkü gerçekten ağır bir şekilde render alıyor. Bilgisayar için hoş olmuyor. Buradaki render kısmından custom bir şekilde render alabiliyoruz. Buradan render gönderebiliyoruz. Gördüğünüz gibi render dediğimiz zaman sabahki eğitimde Furkan Bey'in de anlattığı şekilde bir bulut sistemine gönderdi. Bulut sistemindeki bilgisayarlar render'ı alacaklar ve bize gönderecekler. Şu anda bizim kullandığımız bilgisayar da yeterince güçlü olduğundan bu in canvas render'ı bir in canvas şekilde render nasıl alınıyor? Fusion'ın render kalitesi nasıl oluyor? Sizlere bir göstereyim isterseniz. Bu şu anda tamamen önümüzdeki yani kullandığımız bilgisayarın
kendi ekran kartıyla aldığı bir şekilde oluyor. Burada kaç saniyeden beri yaptığını, şurada da final haline gelip gelmediğini vesaire görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda render'da ilerliyor. Burada aslında render'da sürekli iterasyonlarını deniyor. İterasyonlarıyla en gerçekçi şekilde yapmaya çalışıyor. Ben istersem şu an burada bir resim yakalayabiliyorum. Yakaladığım resmi de bu şekilde yapabilirim. Ama dediğim gibi genelde buradan ki 10 dakika içerisinde vesaire gönderiyorlar. Şu bizim gönderdiğimiz render'ı. 10 dakika içerisinde zaten gönderiyorlar. O şekilde render alırsanız daha iyi olacaktır. Peki bir de Exploded View Render var. Exploded View nasıl oluyor? Onu da anlatayım ben sizlere hemen. Devamı da eğitimimizi bitirelim artık yavaş yavaş. Buradan animasyon kısmına geldiğimizde gördüğünüz gibi bir burası açılıyor. Transform kısmından parçaları seçip okeylediğimiz zaman burada bir timeline oluşturuyor. Bu timeline'ın başından sonuna aslında parçalar hareket etmiş oluyorlar. Burada peki ne yapmamız gerekiyor bizim? Exploded View'u otomatikte yapabilirsiniz. Az önce yaptığım gibi benim çektiğim gibi bütün parçaları tek tek seçip çekerek de yapabilirsiniz. Bu birazcık uğraştırıcı olur tabii ki. Burada diyor ki Auto Explode All Levels. Burada komponentleri seçiyorum. Geliyorum. Önce komponentlerin seçili olması lazım. Auto explode diyorum. Şu anda hesaplıyor. Yapacak bunu. Auto explode'u birazcık yavaş yapıyor zaten. Şu anda gördüğünüz şekilde geldi. Ben bunların birazcık daha şu şekilde etrafa ayrılmasını istiyorum. Okeyliyorum. Gördüğünüz gibi burada benim auto explode'um artık oluştu. Bu şekilde Exploded View'da yapabiliyorsunuz. Benim eğitimde şu anda anlatabileceğim bir şey kalmadı. Render almayı gösterdim. Exploded View'ı gösterdim. Montaj nasıl yapılıyor onu gösterdim. Sormak istediğiniz soru varsa cevaplayabilirim. Sormak istediğiniz bir soru yoksa artık yavaş yavaş vakayı açıklamayı düşünüyorum. Sanırım sormak istediğiniz bir soru yok. Artık o zaman yavaş yavaş vakayı vakamız şu şekilde olacak arkadaşlar. Önümüzdeki 3 gün boyunca 30 kilogramlık bir uçak için geri çekilebilir 3 tekerli bir iniş takımı tasarlamanızı istiyoruz. Bu iniş takımında bir ön takım, iki de arka takım olacak. Ve bunların analizlerini yapmanızı isteyeceğiz. Bu dosyayı biz sizlere de iletiyor olacağız. Dosyanın sonunda bir Fusion 360 dosyası göreceksiniz. Oradaki model uçağı ve onun üzerinde verilen tekerlerin merkez noktalarına uygun bir şekilde tasarım yapmanızı bekleyeceğiz. İniş takımının ön kısmının steering yapması, yani sağ ve sola dönebilir olması gerekli değil. Peki hangi analizleri isteyeceğiz? Yer çekiminden dolayı gelen yükün statik analizini ve bugün sabah eğitiminde aldığınız topoloji optimizasyonunu istiyor olacağız. Peki bizim yarışmadaki değerlendirme kriterlerimiz neler? Değerlendirme kriterlerimiz neye göre puanlandırılacaksınız?
Orijinallik. Orijinalliğinizi biz sizin şu şekilde denetliyor olacağız. Miro boardlar kullanacaksınız. Ön tasarımlarınızı, fikirlerinizi orada göstermeniz gerekecek. Ve daha önce herhangi bir şekilde bir özgünlüğü olmazsa bu özgünlük kısmından, orijinallik kısmından düşük puan alırsınız ki gördüğünüz üzere %30 etkiliyor ki bu da büyük bir sayı. İşlevsellik hedefinde uygunluk kısmımız var. Bu da yine %30 bir etkisi olacak. Bunların tasarımlar hedefini gerçekleştirebilecek şekilde düşünülmüş ve planlanmış olmalı. Hani buradan kastımız ne? Dünkü eğitimde bahsedildiği üzere bir sürü malzeme var, farklı malzemeler var. 30 kiloluk bir uçağın, kendisi 30 kilo olan bir uçağın iniş takımı 50 kilo olursa işlevsellik veya hedefin uygunluk kısmını yerine getirmemiş ve sağlamamış oluyor. Hazırlanacak sunumda yapılan tasarımın hedefleri doğru ve açık şekilde aktarılabilmeli. Burada malzeme seçimlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu altına şimdiden çizeyim. Üretilebilirlik. Tasarımlar üretilebilirlik ölçüsünde de 1-10 aralığında bir puan ile değerlendirecek ve %20'sini sağlayacak. Üretilebilirlik kısmında da yine sizin malzeme seçiminiz çok önemli olacak. Estetik. Bu sonuçta tamamen bir konsept olsa bile, yani aslında bütün her şeyde estetik çok önemlidir. Yani biz yaptık, çalışıyor. Tamam. Estetik kötü. %15 yok. O yüzden estetik önemli. Estetiğe dikkat etmeniz gerekiyor ve bize bir sunum dosyası atacaksınız vakanın son günü. Sunum dosyasını bu arada Cuma günü gece 12'ye kadar atmanız gerekiyor. Ben onunla ilgili size bir form atacağım. Oraya yükleyeceksiniz sunumu ve teslimlerinizi oraya yükleyeceksiniz. Sunum düzgün bir anlatımla, organize ve dikkat çeken bir şekilde hazırlanmış olması gerekiyor. Soft olmalı, yani açık olmalı. Hani insanlar sunumu okurken sıkılmamalılar. Teslim 4 Mart Cuma günü gece 12. Teslim formunu ben size link Discord üzerinden atacağım. Teslimde beklediğimiz şeyler ekip numaranız, PDF formatında proje sunum dosyanız. Yine PDF formatındaki dosyada da ilk sayfada katılımcıların ismi ve ekip numaranız bulunmalı. İçeriğinde renderlarınız ve miroboard fotoğraflarınız bulunmalı. Kısa açıklamalarla görsellerinizi desteklemeniz gerekiyor. Destekleyebilirsiniz yazlık ama desteklemeniz gerekiyor. Fusion Assembly dosyası ekran fotoğrafı. Bunu tüm ekrana almanız gerekiyor. Fusion Assembly dosyası linki, Miro paylaşım linki, Miro tahtasının fotoğrafı, uçağın alt kısmından iniş takımlarının renderları. Bu üstteki 4 maddeyi oradaki bıraktığım linkten yapabilirsiniz. Orada bunları anlatıyor olacağız. Anlattık zaten. Video render istiyoruz. Fusion 360 Explode to View ekran fotoğrafı nasıl yapılır? Aslında ben size az önce gösterdim. Bunun ekran fotoğrafını almanız gerekiyor. Analiz dosyaları, analiz ekran görüntüleri. Ben size bu dosyayı atacağım. Bu dosyanın sonunda da vakada kullanılacak model uçak var. Yani aslında teker merkez konumları ve kanat açıklığı belli olan bir çok basit bir model uçak var orada. Bugünkü vaka genel olarak Bu yılki vaka genel olarak böyle. Bugünkü eğitimde de söyleyebileceklerimiz genel olarak böyle. Umarım sizin için keyifli bir yarışma süreci olur. Hepinize başarılar dilerim. İyi akşamlar.